en kalbimi yaralayan ve beni en çok üzen konulardan biri. İlk büyük adımı Esra Erol attı. Destek Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'dan geldi. O hayatın başka bir tarafı. Şimdi hayatın gerçek tarafına doğru gideceğiz. Fikret Orman canlı yayında çok konuşulacak büyük sürprizi sakın kaçırmayın. Şimdi Esra Erol'da. Hasret sona erecek mi? Nina 3 haftadır görmediği evladına kavuşabilecek mi? Kaç haftadır ya da ne kadar süredir evladına hasretsin? 3 haftadır. Türkiye geliyorum, çocuğumu alıyorum, götürüyorum. Nina ve Esra Erol'da ekibi Antalya'da. Sakın kaçırmayın. Şimdi Esra Erol'da. Bir aydan beri eşimi göremiyorum. Akıl almaz bir olay. Eşime kayınvalidem ve kayınpederim kapattı, kilitledi, bir daha göndermedi. Eşi Mehmet Ali Uğur Altıntaş'ı kayınpederi ve kayınvalidesi 35 gündür zorla evde tutuyor. Eşimin psikolojik sorunları var. Onlar da onlardan yararlanıyor. 35 gündür eşinden haber alamıyor. Ben de çok mutlu. Onların yanına gittim, hiç iyi olmuyor. Eğer eşine ulaşamazsa o çok önemli ameliyatı olamayacak. Onun ne halde olduğunu çok merak ediyorum. Ne olursa kocama geri verin. Bedensel engelli Nazlı'nın inanılmaz dramı şimdi Esra Erol'da. Eşim 25 Nisan'dan beri kayıp. 2 yaşındaki kızımla 6 aylık kızımı bırakıp gitti. 25 Nisan'dan beri kayıp olan Meryem Hanım 2 yaşındaki ve 6 aylık bebeğini bırakıp neden kayıplara karıştı? Lütfen hiçbir şeyden korkmadan evine dön. Çocukların başına dön. Başka bir şey istemiyorum. Eşini sokak sokak arayan Gökhan Bey'in eşine haykırışı şimdi Esra Erol'da. Şok şok şok. Fuhuş çetesi çöktü. Mehmet Çağlar ve İbrahim Berkay Gezici tutuklandı. Onların en yakın arkadaşları Serdar Güllü ile Mısra Çiftçi günler sonra bir araya geldi. Berkay şunu itiraf etti. Mehmet Çağlar sana fuhuş yaptırıyor. Kimse kimseye zorla hiçbir şey yaptırmadı. Ben kendim isteğimle çalışıyorum. Ha, işimiz gücümüz yok, fuhuş yapıyoruz biz, İbrahim'iz ya ondan. Serdar'la Mısra'dan şok sözler. Ekran başında şu anda bizleri izleyen tüm seyircilerimize hoş geldin diyoruz ekran başına. Ne oldu bugün size, bir havanız 1500 böyle bir şeyler yaptılar. Ha? Ne oldu? Şarkı biraz pop söylüyoruz ya, o yüzden çok mutluyuz. Bayağı bunlar biliyorsunuz ekip dışına atıldı. Yani yakında buraya platform kurulup böyle yavaş yavaş yavaş.
perde. Gerek yok, perdenin arkasından. Nasılsınız hanımlar? Hoş geldiniz. Avukatımız Hülya Turan. Aile ve ilişki terapistimiz Ahmet Turan Öztürk. Bizimle beraber yine bir yayın gününde, yayın saatinde, canlı yayında sizlerle beraberiz. Nuray ablacığım el kartını kaldırıyor. Bana oradan minik bir hatırlatma yapıyor. Esra, ekran başında seni izleyen ve senin çağrınla tekerlekli sandalye gönderen o kadar çok seyircimiz var ki onlara bir teşekkür edelim. Şükran Özler'e 2 adet akülü, Edirne'den 2 adet manuel, merhum Mehmet Ali Anıl, Melahat Anıl ruhlarına, kızları Doktor Cahide Hanım 2 adet akülü, Birsel Çaykara, rejideki Burcumuzun annesiymiş, sevgiler gönderiyorum 1 adet manuel, merhum Sadık Alevli ruhuna eşi Peltek Alevli 3 adet manuel, merhum Murat Akyıldız ruhuna eşi Yıldız Akyıldız 2 adet akülü, ve benim anneanneciğim, rahmetli teyzem için 3 adet manuel tekerlekli sandalye bağışında bulunmuş. Feriha Taylan 2 adet manuel tekerlekli sandalye göndermiş. Bu gönderilmiş olan manuel tekerlekli sandalyelerimiz ve akülü sandalyelerimiz, listelerimiz hazır. Bizlerden engelli kardeşlerimiz o telefonu, o müjdeli haberleri bekliyorlardı. Biz şimdi hem akülleri hem de normal tekerlekli sandalyeleri kendilerine göndereceğiz. Siz onların dualarında olacaksınız ama en önemlisi onlar o sandalyelerde sokakta yaşamın içerisinde var olduklarını hissedecekler. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Ve ilk konuğum Gökhan Zamboğlu, 33 yaşında, Sakarya'dan katılıyor programa. İki tane evladı var. Biri 6 aylık, diğeri de 2 yaşında. Küçücük evlatlar. Eşim 25 Nisan tarihinde çocuklarını bırakıp gitti ve beni terk etti. Eşini aramak üzere stüdyomuzda Gökhan. Gelsinler lütfen. Sevgili seyirciler, Gökhan Zamboğlu'nun eşi Meryem Zamboğlu 2016 yılında evlenmişler. 6 aylık bir bebek var, bir de 2 yaşında diğer evladı var. O da bebek aslında, 2 yaşındaki bir çocuk daha bebek. Meryem'in fotoğrafı ekranda. Kocaeli'nde tanıyanlar, bilenler varsa ya da Türkiye'nin her tarafında da olabilir, lütfen bize ulaşsınlar. Gökhan, efendim? Şimdi eşin 25 Nisan tarihinde bir anda evi terk etti ve evet, sen iki çocuğunla beraber kaldın. Evet. Asıl sorum şu, şu anda bu bebeklere kim bakıyor? Annem bakıyor. İkisine birden mi? Evet. İki çocuğunu da sen annene bıraktın. Evet. Birisi şu an yanımda, burada. Ha, biri seninle beraber. Evet. Hangisini aldın yanına? Büyüğünü aldım, 2 yaşındaki olanı. Öbürküne annem bakıyor. Yani. Peki 25 Nisan'dan beri sen mi bakıyorsun, evet, çocuklara? Ben bakıyorum. Sakarya'nın Koca Ali ilçesinde, pardon, orada yaşıyorsunuz, siz evet, Kocaeli'de yaşıyorsunuz. Evet. Kaç yıllık evlisiniz Meryem'le? 2016, 4 yıl. 4 yıllık evlisin. 25 Nisan tarihinde bir kadın, evet, kocasını terk eder. O evlilikte sıkıntılar yaşar. Evet. Ama iki tane evladını kolay kolay terk etmez. Şimdi ablacığım, ben anlatayım baştan. Ben geçen, yani 6'sında ben dönüş yaptım. Uşak'ta çalışıyordum. Pira fabrik işinde. Hı hı. Montaj. Arkadaşlarım izliyor şu an. Şuradan arayacaklardır illaki. Ben nedenim de onun bana birden demesi, 23'ünde deme başladı bana. Hamile olsam boşanır mısın benden? Ben de dedim ki niye boşanayım dedim. Yani bu korunma ilaçları vardı. Kullanmamış, unutmuş. Evler duruyor. Hı hı. Dedim olabilir dedim. Hamilesin yani. Allah rızkını verir dedim. Bundan sonra benden boşanmak istedi. Tamam dedim. Yani geleyim konuşalım. Tamam gel dedi. Ben de ustam yani, patronum. Şimdi sizin iki tane çocuğunuz var. Biri 2 evet, yaşında, biri 6 yaşında. Evet. 23 Nisan tarihinde sana şöyle bir cümle kuruyor. Hamile olsam benimle boşanır mısın? Evet. Yani üçüncü bir çocuğumuz olsa, evet, ve ben sana hamile olduğumu söylesem boşanır mısın? Evet. Ona dedi. Ben dedim niye boşanacaksın dedim. Yine gerek var dedim. Ya ben dedim, ben bunu zaten ablacığım, yani Milan'dan önünde söylüyorum. Ben bunu dedim, herkes biliyor zaten. Ben bunu sokaktan aldım. Bu kendisi yetiştirme yolunda büyüme. Ben bunu senden sokaktan aldım. Yani ben her şeyini kabul ederek, ben aileme res çekerek aldım. Yani şu anda herkes görüyor beni, ailem seyretiyor zaten. Ben dedim ona, niye üçüncü çocukta niye dedim.
Ben dedim tamam çalışıyorum. Çalışamadığım günler oldu. Sabıkadan dolayı fabrikaya giremedim. Yani aç kalmadık ama Allah razı olsun devletimizden. Aç kalmadık. İşte bana dedi bundan sonraki akşam, o akşam yine kapattı telefonu. Akşam aradı ben. Paylaş ettikten sonra ben aradım onu. Dedim Meryem dedim ne yapıyorsun dedim. Düşündün mü dedi. Neyi düşündün dedim. Hamile işin dedi. Dedim hamile sen dedim tamam dedim sıkıntı yok dedim. Yok dedi hamile değilim dedi. Ben dedi hastayım dedi. Ben dedi boşanmak istiyorum. Önce hamilelik konusunu ortaya attı. Sonra boşanmak istiyorum dedi. Ondan sonra dedim iki tane çocuğumuz var dedim. Boşanacak bir şey yok. Dedim sen bu çocukları düşünmüyorsan dedim. Ben dedim sana hiçbir şey demiyorum. Gelip konuşalım dedim uzman dedim. Ama boşanmak istemesi için öncesinde yaşadıklarınız olmalı. Bazı sıkıntılar olmalı. Ablacığım sıkıntısı benim sıkıntım oldu. Ya biz tartışmamız oldu, dövüşümüz oldu ama biz bu son bir sene içinde hiçbir dövüşümüz olmadı. Bizim şiddet komşuların... uyguluyor muydun eşine? Yok şiddet yok. Bağırma çağırmamız var. Şiddetimiz yok. Ama bizim bunun kafasına 2-3 günde yani son 2-3 günde dolduran var. Çünkü hiç... Ya ben tahmin ediyorum annesi. Çünkü benim annemde kalmıştı bu geçen seneki fındık sezonunda, Ağustos'ta. Annemde kaldığında bu sıkılmış demiş ki annesini aramış. Demiş böyle böyle ben demiş... Anne demiş ben biraz gelmek istiyorum yana demiş. Ben buralarda sıkıldım demiş. Annemin durduğu evde biraz üvey babam olduğu için sıkıntılı. Tamam da o da demiş çocukları bırak öyle gel. Meryem'in kendi annesi. Evet. O da üvey baba ikinci kocasında. Şimdi Meryem'in kendi annesi var. Hani anne ben çok sıkıldım sana geliyorum diyor. Ama niye yetiştirme yurdunda büyüyor? Bu 40 günlükten annesi babasından ayrılıyor. İlk eşinden ayrılıyorlar. 40 günlükten bakamıyor annesi. Yetişim yurduna veriyor ablasından beraber. İkisi birden orada büyüyor. Orada da benim kız kardeşim biraz sıkıntı var. Burada notlarda şöyle bir şey var. Ben onun biyolojik annesini Fatma Hanım'ı, Fatma Duran'ı ben buldum demişsin. Evet. 4 yıl öncesinde Meryem ilk defa annesiyle tanıştı değil mi? Evet. Yani 4 yıl önce hayatına annesi giriyor. Hiç görüşmüyordu. Yani biliyordu yerini ama gitmiyordu. Ben onları barıştırdım. Ablasından benim sayemde barış. Ablasından da arası bozuktu. Ablasından aynı yurtta büyüdüler. Ama bir anda anneyi bulduktan sonra onunla ilişkisini kuvvetlendirmeye çalıştı. Ondan sonra gene bozuldu araları. Annesi benden soğudu. Kaynanam yani. Yani Allah razı olsun yine ekmeğini yedim kaynanamın annem gibidir. Ama o lafı buna artık Allah bilir mübarek Ramazan ayındayız. Artık o mu dedi gene bunları bundan başkası da diyemez. Sen Meryem'in bir anda boşanmak istiyorum cümlesini kurmasının altında annesini bekliyorum. Başka kimsenin çünkü kimsenin yani vardır. İnsanlar vardır. Allah bilir. Şimdi kimsenin günahına giremem. Ben Allah'ın üstünde bir annesin diyorum. Çünkü benim annem... Başka hayatında biri olabilir mi? Yani görüştüğü, telefonla görüştüğü, ne bileyim sosyal medyadan bulduğu, arkadaşlık ettiği... Olabilir abla da. Şimdi Meryem bak benim bebek 6 aylık olan bebek bir hafta sene yattı. Oraya yetişim yurdundan geldiler. Yani çocuk şeylerinden doğru hastanede bir yaranzadan düşmüş bebek. Meryem de yetişememiş. O arada sosyal şeyden gelmişler. Sosyal hizmetlerden geldiler. Meryem bu çocukları yurda vermemesi için hastaneden kaçtı. Yani öyle bir şey olsa hastanede bırakıp kaçardı. Bunun aklında başka bir şey var. Ne olabilir? Yani Meryem iki çocuğunu bırakıp gidebilecek bir kadın değildi diyorsun. Ya da bir anne değildi. Evet. Ama Meryem annesinin sözünü dinledi ya da annesi onun beynine girdi. Çocuklarını beni terk etti gitti diyorsun. Evet. Şimdi ablacığım bak ben ona dedim ki hastanede düştüğünü olayını duymadım. Bu bana şey geldi. Sakarya Karasu. Bana bu yani 25 Nisan tarihini ve öncesini anlatmanı istiyorum. Yani sana boşanmak istediğini söylüyor 23 Nisan tarihinde. Evet. Sen ona ne cevap veriyorsun? Ben boşanmayacağım diyorsun. Ben ilk başta boşanmayacağım dedim. Çocuklarımız var dedim. İki tane çocuğumuz var dedim. Ne kadar süredir ayrı bir yerde, eşinizin ayrı bir yerde çalışıyorsunuz? Ben bir hafta kaldım Uşak'ta. Yani bir haftanın öncesinde yok. Hep eve gelip gidiyordunuz. Her akşam evdeydim. Bir tek bir hafta mı? Bir hafta. Bir hafta evet. Bir hafta uzak kaldık. İkinci hafta zaten dönüş yaptım bu olaydan dolayı. Bana dedi ki anlatayım ablacığım. Bana dedi ben boşanmak istiyorum. Bir hayal telefonun mesajları duruyor. Onu telefonu da bırakmış. Onlar da duruyor. Onları da gösterdim yukarı ablalara. Dedim, ben dedim boşanmayacağım. Eğer sen boşanmak istiyorsan tamam dedim konuşalım. İlla ki dedim senin aklında birisi var. Dolduran var. Dedim ben Allah'a bırakıyorum dedim. Kim aklına dolduruyorsa dedim. Tamam boşanmak istiyorsan boşanalım. Sen çocuklarını düşünmüyorsan dedim. Ben senin de artık ne düşüneyim dedim. Geliyorum dedim boşanalım. Benim duyduğum kadarıyla benden korkmuş. Bana bir zarar verir diye. Ondan çekmiş gitmiş. Ama... Adabazan'da görenler var. Polisler de diyor. Hani başvurduktan sonra onları aradık kişiler de var. Çok rahat dolaşıyormuş.
Hiç çocuk yani çocuk düşüncesi yokmuş. Senden korkuyor ama sen aynı zamanda onun çocuklarına zarar verecek olan kişi de olabilirsin. Çocukları niye bırakıyor? Evet. Bir de evden çıkıp giderken çocukları kime teslim ediyor? Şimdi terk ediyorsun kocanı ama bırakacağın iki tane evlat var. Onu kime bırakacaksın? Benim evde mi bırakmış öyle? Benim bir arkadaşım var. Arkadaşımdan köylümün ablası var. Onu aramış demiş ben gidiyorum demiş. O da demiş ben geleyim konuşalım demiş. O gelmeden bırakmış çocukları gitmiş. Yani iki tane çocuk evde tek başına. Evet tek başına. Gündüz saatinde mi çekiyor gidiyor? Akşam 11'de. Gece. Çocuklar kaç saat evde yalnız kaldı? Ablacığım ben cuma günü saat 10.30'da ben Adapazarı'na indim. 11.30'da eve dedim. Bu 11'i çeyrek iç evden çıkmış. Yani sen gelmeden yarım saat önce evet, yarım saat planlamış önce ve evde. Evden ayrılmış. Evet. Çocuklar çok uzun süre tek başlarına yok, kalmadılar. Uzun süre Allah değil. Korusun ya. Görenler varmış çünkü bu şey orada yürümüş. Bizim Kocaeli ilçesinde buradan milyonlar izliyorsa ben. Jandarma karakola oraya kadar çıkara kadar yürümüş. Oradan birisi almış. Kim almış? Kimse bilmiyor, tanımıyor. Kim yani şimdi biri gelmiş almış, arabayla mı gelip almış? Arabayla biri... almış. Arabayla almış. Evet. Annesinin arabası var mı? Yok, arabaları yok. Yani biri gelip arabayla alıyorsa ve bir buluşma noktası belirleniyorsa belki de maalesef var. Yani insanın bununla Gökhan yüzleşmesi çok zor. Ben de ilk programa başladığımda böyle bunu dile getirmeme konusunda karın ağrıları çekiyordum ama ben açıkça söyleyeyim. Bak benim... Yani sosyal medyada biriyle tanışıp çocuklarını terk eden anneleri biz bu pusulutuyla gördük. Plan programla beraber çocukları bırakıp gideni de gördük. Geri dönmek istemeyeni de gördük. Yaptığı hatanın bilincinde olup geri döneni de gördük. Eğer arabayla biri aldıysa belki de şu dönemde... biriyle de sosyal medya üzerinden ya da yakınları aracılığıyla biriyle de görüşüyor olabilir. Sen bu ihtimali çok düşünmek istemiyorsun. Ben onu düşünmek istemiyorum çünkü abla Meryem'den öyle bir şey beklemiyorum. Sana arabayla öyle bir gitti şey, diyen kim? Bunun benim bir komşumuz var. O da o şeyde çalışıyor. Cam fabrikası var bizim Karasu ilçesinde. Oradan gelirken serviste görmüş. Dedi ki sen dedi bu zaman dedi neredeydin dedi. Ben dedim yoldaydım abi dedim. Meryem seni hanımını gördüm dedi. Hastaneye mi gidiyordu bilmiyorum. Bir arabaya bindi. Işıklarda bindi ama dedi. Ben dedim eve bir gittim bir baktım yok çocuklar tek başına. Sana ben gidiyorum dedi mi? Mesaj attı. Telefonu bırakmış. Benim kendime telefonuma da mesaj attı. Benim şarjım bitmişti. Kendi telefonu da bırakıyor giderken. Evet kendi telefonu da bırakıyor. Evden hani ne bileyim ihtiyaçlarını gidermek için altına takısı hiçbir şey, olarak. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey almıyor. Hiçbir şey eşyalarını falan. Hepsi duruyor. Telefonu da dahil her şeyi telefonu de bırakmış. Telefonu falan bırakmış. Kimliğini almış. Çantasını almış çıkmış. Meryem Zamboğlu nerede sevgili seyirciler ya da neredeyse kiminle beraber gitti? Yayınlarda gelecek olan ihbarlarla hepsi ortaya çıkacak ama geride hem onu arayan bir eş var kayıp başvurusu da yapmış ama en önemlisi iki tane evlat var. Biri 6 aylık biri 2 yaşında. 2 yaşındaki çocuk kız çocuğu şu anda babayla beraber yanına almak zorunda. Diğerini de anneme bıraktım evet, dedin. Evet annemde. Ki annenin de bakabilecek durumu sanırım yokmuş. Annemin bakacak durumu var. Vardı ablacığım. Benim bir engel varmış orada. Engel var. Evet ama ne o engel? Benim üvey babam. Allah razı olsun. Bak gene de kendisi de diyor. Ben bakarım oğlum diyor ama diyor üvey kardeşlerim de var. Benim üvey kardeşlerim olduğu için biraz sıkıntılı diyor. Ama diyor bir tane bakıcı tutalım diyor. Baksın diyor. Ortaklaşa sen de çalış diyor. Ben de elimden de alırız. Şey yapalım diyor. Bunların hepsi ihtimal olarak düşünebilir ama Meryem'in önce ortaya çıkıp evet. Bulunması senden eğer boşanmak istiyorsa evet. Senin boşanmaya niyetin var mı? Ablacığım ben senden onu istiyorum. Bana desin karşıma çıksın desin ki ya da polise çağırsın. Polise karakolda savcılıkta görüşelim. Bana desin boşanmak istiyorum. Tamam razıyım ama yeter biz ki. Biz sizin anlaşmalı boşanma evet. konunuzda ara buluculuk yapalım. Sizi bu anlamda bir araya getirelim. Ama Meryem senden ayrılabilir. Evet. Bu evliliği bitirmek isteyebilir ama iki çocuğunu bu kadar umarsızca... Evet. Arkasını dönüp çekip gidip terk edemez. Evet. Yani bir anne bu şekilde yok, davranmamalı. Abi, bir de ben ondan şey yapıyorum, düşünüyorum. Hani seni istemiyor. Tamam evliliği bitirdi. Ama onun bile bir yolu yordamı var. Boşanmayı istiyorum diyen bir kadın boşanmaya giden yolu bilmez mi? Bilir. Onu yönlendirenler o evi terk et yerine bir an önce ikna et, boşan demeliler miydi? Demelilerdi. Ama iki çocuğu da ortada bırakıp gidemezsiniz. Hiç. En azından çocuklar anneyle beraber olur. Sen çalıştığını nafakanı ödersin. Çocukların bakımını üstlenirsin. Evet. Ayrılmış olursunuz. Evet. Şimdi sen işe gideceksin. Evet. Annen evli.
Onun da kendine göre bir hayat şartları var. Geride iki tane çocuk var. Bu çocuklara kim bakacak? Ya da bir bakıcı tuttunuz. O bakıcıya maaşını ödediniz ama onun da kontrol edilmesi lazım. Evet. Her şeyi duyuyoruz ve görüyoruz. Şimdi ben... Buradan Meryem'e çağrı yapabilir misin? Meryem neredesin, çık. Bak. Her şeyinde ben seni kabul ettim. Ve yani hala da kabul ediyorum. Benim ailem bak. Öz babam seni istemiyordu. Ben evlendikten sonra, çocuklarım olduktan sonra, torunlar olduktan sonra seni kabul etti. Bak senin için üvey annem şu an Türkiye'de. Gel. Ne istiyorsan yapacağız. Bak annem seni bekliyor. Çocuklar, hele çocukların bak. En önemlisi çocukların. Tamam sen beni sevmiyor olabilirsin, soğumuş olabilirsin. Ama o çocukların için dön. Tamam ben aynı evde kalmayacağım. Boşanalım. İstiyorsan boşanırız. Sıkıntı yok. Ama sen çocukların başına dur. Ben bakacağım size. 4 yıl boyunca boşanma konusu gündeminizde var mıydı? Yok. Yani ilk defa 23 Nisan tarihinde mi Gökhan ben bu evliliği bitirmek ve boşanmak istiyorum dedi. Evet. Kayınvalidenle görüştün mü? Onu aradım. Bana ne dedi? Hani senin yanında mı diye eminim kayınvaliden arayıp sordum. O ilk başta beni aradı. Kaybolduğundan 2 gün sonra beni aradı. Bulundun mu Meryem dedi. Bulunmadı dedim. Tamam kapattı. 3 gün geçti aradan herhalde. Ben aradım. Anne nasılsın dedim. Nasıl olabilirim dedi. Niye aradın dedi. Ben dedim hal hatır için sen beni bir daha arama dedi. Sen yolla ben yoluma dedi. Ama normalde annesi eğer bir kızı evini terk edip kaçtıysa o annenin de evladını merak ediyor olması lazım. Yani o... Şimdi benim kızım kaçtı. Bir tarafta anneanne ya benim kızım kaçtı gitti de o çocuklara kim bakıyor? Torunların hali ne? Ne yerler, ne içerler, başlarında kim var? Oğlum benim yapabileceğim bir şey var mı? Ya da çocuklardan biri senin annende kalsın getir diğerinde ben bakayım demesi lazım. Evet. Ve sizin gün içerisinde sürekli iletişim halinde olmanız lazım. Meryem'in kendi annesi benim... Fatma Duran bu kadar ilgisiz davranıyorsa kızının nereye gittiğini ve ne yaptığını biliyordur. Evet. Kızının ne yaptığını biliyorsa o torunların akıbetini hiç merak etmiyor mu? Demek etmiyor. Demek etmiyor abla. Ya bu Meryem Hanım'ın annesini de lütfen bir canlı yayına bağlar mısınız? Ekip arkadaşlarımız bir iletişim kursunlar lütfen. Bir de şurada şöyle bir notum var. Ben karımın kaçtığını hiç kimseye söylememiştim. Kayınvaliden beni arayıp Meryem kaçtı demiş sana, doğru mu? Meryem kaçtı mı dedi. Meryem kaçtı mı dedi. Ondan sonra ben de dedim kayıp dedim. Haberi var mıydı Meryem'in kaçtığından? Sen ona bir şey söylemiş miydin? Yok, bir şey söylemedim. Hiçbir şey söylemedim. Kimseye hiçbir şey söylememiştim. İlk başta o aradı. Ondan sonra ablası aradı. Allah razı olsun, ablası hala ilgileniyor benden. Meryem'in Gökhan, ablası. Mantıksız olan şu. Senin eşin kaçıyor. Evet. Çocukları ve seni terk ediyor. Bir anda kayınvaliden seni arıyor. Meryem kaçtı mı diye soruyor. Evet. Haberi var mı kaçtığından? Yok. Yok. Yani insan içine ben rüyasında başta, görmedi ilk, herhalde ilk, de. Dur bakayım gecede rüyamda gördüm Meryem kaçtı mı diye. Bugün de bir her gün arayıp soruyor muydu Meryem kaçtı? İlk üç gün hiçbir şey söylemedim. Çünkü dedim bu dedim bunalmıştır. Biraz psikolojik sıkıntısı var onun. Bunalmıştır, sıkılmıştır dedim. Bir arkadaşın yani annesine yanına gidiyor. Rahatsızlığı var mıydı? Ben de onu diyecektim. Yani bütün bağın aslında yaşamını orada bırakıyor. Psikolojik çocukları bırakıyor, telefonu bırakıyor. Bir ilaç kullanır mıydı? Yok, ilacı yok. Psikolojik sıkıntısı peki, vardı. İkinci çocuk konusunda aranızda tartışma yaşandı mı? Yani şey de mantıklı değil. Birden diyor ki ben hamileyim. Size boşanmasının gerekçesi olarak sizin tarafından kabul görmeyeceği için... Yok. Ben hamileyim, bu hamileliği kabul eder misin? Sonra ne diyor? Benim... Ben hastayım. Benim şu an arkadaşlarım bak yanında olan arkadaşlarım hepsi izliyor. Bağlansın, arasınlar, sorsunlar. Peki Meryem şu anda telefon hattındayım sevgili seyirciler. Meryem Zamboğlu. Bir de 10 Mayıs tarihinde sanırım seni aramış. Meryem merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz yayına. 25 Nisan tarihinden beri neredesiniz? Valla ben açık söylüyorum, ben başka bir yerdeyim. Hani o çalıkların evinde değilim. O resmi bir kere kaç sene oldu çektirdiğim. Bir de yalnız size bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben boşanma davası açmışım. Bu kimseyi ilgilendirmiyor. Benim Meryem iki tane ne zaman açtın boşanma davasını? Boşanma davasını ben hatırlamıyorum ama kağıtta yazıyor. Kağıtlar şu anda üzerinde peki, değil. Peki hatırladığın zaman söylersin. 25 Nisan tamam. tarihinde evi ne için terk ettin? Ve niye çocuklarını bıraktın? Ya şimdi bak sizin bilmediğiniz şeyler var. Anladınız mı? Siz bilmediğiniz şeylere affedersin ben size o konuda hani yanıt veremem. O yanınızdaki kişi var ya. Evet. Ona söyleyin dövmüyorum demesin.
Çocuğun kafasına gidin bir bakın, araştırın, ondan sonra gelin Meryem, bizimle ilgili. Meryem bak, çok güzel bir cümle kuruyorsun. Bana şiddet tamam uyguluyordu, çocuklara zarar veriyordu. Meryem, iki çocuğunu niye bu adama bıraktın bir o zaman? Meryem. Ben bu adama kendim bırakmadım. Eve geldi, bana dedi ki çocukları alacağım, gideceğim dedi. Bak Esra abla, ben sana açıklamasını yapıyorum. Sen oradan... Tamam mı? Kendin de hatalı. Benim resimlerimi millete dağıtıp da beni kafama ağrıtma. Ben seninle uğraşmak zorunda değilim. Yeter artık ya. İstemiyorum arkadaş. Ben boşanma davası açmışım. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Tamam. Meryem, çocuklarını istiyor musun? Onları da alsın götürsün. Ne hali varsa götürsün. Benim karşıma çıkmasın. Senden çocukları aldığını iddia ediyorsun. Ben de sana şu teklif yapıyorum. Sen çocuklarını, iki evladını almak senin yanında olmasını istiyor musun? İstemiyorum. Tamam. İstemiyorum. Çocukları tamam, evde yalnız bıraktın mı? Bu çok önemli. O açtığın boşanma davasında çok önemli. Velayet konusunda çocukları evde yalnız bıraktın mı? Ben yalnız bıraktıysam affedersin, şimdi beni söylettirmeyin. O iki yanındakiniz naman olduğu belli. Bir dakika, ben yolla. Benim ağzımı açtırma. Evet, ben yolla. Esra Erol'la konuşuyorum şu an. Ben tamam, kimseyle konuşacak değilim. Bana Esra Erol'u getirir misiniz bana? Ben geldim buradayım. Ben Esra Erol'la görüşeceğim dedim. Yeter artık ya. Meryem, ben geldim buradayım. Senin karşındayım, seni dinliyorum. Canlı yayındasın Esra, şu anda. Esra abla, yanlış... Bak ben sana açık söylüyorum. Ben çocukları ne kocama, ne çocuğuma, ne de Diyarbakır'daki insanları istemiyorum. Ben sadece sizle muhatap oluyorum. Tamam. Benim çocuklarımla, benim bana sebep olan babası oldu. Babası bazı şeyleri söylemiyor. Biliyor, söylemiyor. Ben ne yaptım? Yaptığı işlerini biliyor, söylemiyor. Ne yaptım ben sana? Buradan pazarlama yaptıktan sonra kimse kusura bakmasın. Gökhan, Gökhan'ın babası sana ne yaptı? İddia değil. Gökhan, benim ağzımı açtırma. Ne yaptın? Sen çok iyi biliyorsun. Ben seni istemiyorum. Çocukları da istemiyorum arkadaş. Ben mecbur değilim. Tamam tamam, ben sana ne yaptım bunu söyle. Tamam anlat... ben senden nefret ediyorum. Tamam. Nefret. Ama ne yaptın? Televizyonda izliyorum. Son iki günde ne yaptın ben sana? Sen beni dinle, beni. Beni dinle oğlum. Ben televizyonda seni izliyorum. Sen benim annemin resmini niye koyduruyorsun? Senin benim aramda ne ilgin var lan? Ne ilgin var? Kelimelerimize, hayırdır, cümlelerimize... Oğlum, ben kimseye benzem ona. Yer kullanma, lütfen. Ama ben sen değilim. O yanınızdakine söyleyin. Bak, rica ediyorum. Annemin resmini... Babamın resmini oradan kaldırın. Benim hepsi resmimi kalktı de kaldırın. Meryem, ben ona meraklı değilim. Meryem, bütün fotoğraflar kalktı. 25 Nisan tarihinde evi terk ettin, çocukları terk ettin ve çocuklarını istemiyorum. Ben terk ederim. Benim oyun bu. Sen terk ben edersin. Ben terk ederim. O sebep oldu ona. Ben peki, değil. 4 siz... yılda kaç kere evi terk ettin aynı şekilde? Ben yeni terk ettim onu. Normalde böyle bir şey yapmadım. Peki ben terk ederim, benim huyum budur dedin. Sık sık yapar evet, mısın? Evet, oyun budur dediğim ona karşı öyle. Başkasına karşı değil. Başkasını terk etmezsin ama Gökhan'ı terk edersin. Ne yaptı size? Şiddet aynen mi uyguladığını iddia ediyorsunuz Meryem Hanım? Bir de ailesini için içine kattınız. Yani bir baba haftada evde yokmuş. Gökhan'ın ailesi ve Gökhan size ne yaptı? Gökhan, affedersin, çok açık. Eve adam getirdi, tamam mı? Ben ki... Gökhan mı getirdi eve? Benim yaşadığım olay bildiği halde. Bunu bak, anlayamadım. Ben size söylüyorum. Bak, İşiniz tarafından, bakın çok fazla da biplendiği için anlaşılsın diye şöyle üstü kapalı anlatmak istiyorum. Eşiniz tarafından ve ailesi tarafından mağdur edildiğinizi iddia ediyorsunuz değil mi? Doğru. Eve üçüncü kişiler mi geliyordu sürekli? Evet. Bu yüzden evinizi terk bunu etmek zorunda mı kaldınız? Üçüncü kişiyi getiren kişi kimdi?
Lütfen kişiyi ben size açık edeyim. Bunlar benim eski tanıdıklarım. Ben size bazı kendimle ilgili bazı olayları anlatamam. Çünkü bu benim yaşadığım olaylar. Yaşadığım olaylardı ama benim çevremde. Ben buna zamanında söyledim. Bu iş olmayacak şekilde gitmedi. Benim istediğim gibi. Çünkü ben bu işi yaptım. Benim... bedenini ona ödeteceğim dedim, ödettim. Meryem tüm yaşadıklarını kendi üstüne alıyor. Ben bunları yaşıyorum ama benim kocam olacak kişi bu konuda ağzını açıp tek bir kelime söyleyemez. Bana o gün küfür etti. O küfür ettiği için de ben evi terk ettim dedi. Ben yanlış anlamadım herhalde. Doğru mu Gökhan? Ben o gün telefona küfür etmedim. Hayır, eve gelen kişiler, arkadaşları varmış. Arkadaşları geliyordu eve. Antalya'dan arkadaşı geliyordu ama güvendiğim arkadaşları geliyordu. Yanlış bir şeyini ben görmedim. Ben zaten... Güvendiği arkadaşlarınız erkek arkadaşları mıydı? Evet. Bakın. Peki Meryem, şunu ben merak ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bir söyle. Bakar mısın? Söyle. Esra abla. Söyle. Benim bu, ben size çok açık söylüyorum. Affedersin, benim eskiden gittiğim yol doğru değildi. Ben size bunu açık açık söyleyeyim. Hı hı. Bu beni bile bile kabul etti. Benim arkadaşlarıma karşı demiş ki ben bunu bile bile aldım. Evet. Sen beni bile bile alabilirsin. Benim gittiğim yol belliydi. İstesen alamazdı. Doğru mu? Şimdi kimse bende hata aramasın. Benim iki tane çocuğum. Onun hatası. Adamlığına bakacak. Ondan sonra bana dedim benim resimlerim. Meryem, sana tek bir soru soracağım. Senin hayatın... Anladın mı? Benim, bak Esra abla, sizden bir tek bir şey istiyorum. Allah'ınız varsa şu annemin, babamın resmini kaldırın. En ya resim falan şey. Yok ortada Meryem ya. Şu Meryem... Hayır ama ben size söylüyorum. O resmi ben buradan görüyorum. Televizyondayım şu an. Meryem, sana şunu Meryem... sormak istiyorum. Bu çocuklara 6 aylık bebek bakabilir mi eşinin? Eşim bakamaz. Çünkü ben eşime güvenmiyorum. Kim bakar? Ben bir dakika ya. Ben çocukları yurda vermek için dilekçe yazdırdım. Sen... Onun üstüne basa basa da haberi olsun. Meryem. Ben mahkemeye açtım. Sen... Hatta polislere dedim bu çocuklar yurda verilecek dedim. Babasında kalmayacak dedim. Bu kadar dedim. Eğer verirseniz dedim ben peki, çıkaracağım olay peki. dedim. Peki. Yani hiç böyle bir telefon görüşmesi yapabileceğimi düşünmüyorum. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Meryem, seni tekrar arayacağım biraz sonra. Reklama gidiyorum. Reklam dönüşünde seninle tekrar konuşacağım. Niçin kendi yetiştirme yurdunda büyüyen bir anne, bir evlat, bir kız çocuğu aynı kaderi çocuklarına yaşatır? Hiç böyle bir telefon görüşmesi beklemiyordum. Gökhan üzerine saldırmak için yemin ederim bekliyordum. Bu arada Beşiktaş Spor Kulübü'nün başkanı, başkanımız Sayın Fikret Orman biraz sonra canlı yayında olacak. Önemli de bir açıklamamız var sevgili seyirciler, reklamlardan sonra geleceğiz. Antalya'dan canlı yayındayız. Caner Antalya'da, yanında Nina var. 1,5 yaşındaki çocuğu yaklaşık 15-20 gündür baba tarafından alıkonuluyor ve kaçırılıyordu. Bu konuyla ilgili dünden bugüne hangi gelişme yaşandı Caner? Evet Esra Hanım, Nina Hanım. 3 haftadır oğlu Ercan'ı göremiyordu. Şu an Antalya'ya geldik. Dün Ümit Dirican yayınımıza bağlanıp çocuğu gelip alabilirsiniz dedi. Biz de birazdan küçük Ercan'ı almaya gideceğiz Esra Hanım. Ay inşallah. Hadi inşallah. Bu arada hemen bir düzeltme yapıyorum. Dün yayına bağlanan Ümit Dirican'ın kardeşi Emrah Bey'di. Onu da düzeltmesini yapayım. Nina biraz sonra... Bir anne daha biraz sonra sevgili seyirciler evladıyla kavuşacak. O hasret son bulacak. Reklamlardan sonra geliyoruz, ayrılmayın. En kalbimi yaralayan ve beni en çok üzen konulardan biri. İlk büyük adımı Esra Erol attı. Destek Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'dan geldi. Başka bir tarafı. Şimdi hayatın gerçek tarafına doğru gideceğiz. Fikret Orman canlı yayında. Çok konuşulacak büyük sürprizi sakın kaçırmayın. Şimdi Esra Erol'da. Hasret sona erecek mi? Nina 3 haftadır görmediği evladına kavuşabilecek mi? Kaç haftadır ya da ne kadar süredir evladına hasretsin? 3 haftadır. Türkiye geliyorum.
Çocuğumu alıyorum, götürüyorum. Nina ve Esra Eroğlu ekibi Antalya'da. Sakın kaçırmayın. Şimdi Esra Eroğlu'da. Gökhan Zamboğlu'nun 25 Nisan tarihinden beri kayıp olan, evini terk eden eşi Meryem bulundu sevgili seyirciler. Telefon hattında onunla görüşmemizi sürdürüyoruz. Fakat tabii görüşme o kadar sert ve argo sözcüklerle geçiyor ki büyük bir bölümünde ekran başındakiler maalesef ki ya bip sesi ya da sessizlik görüyorlar. Telefon bağlantısına devam edeceğiz ama bu sabah medyada, gazetelerde ve haberlerde yer alan bir haberle devam etmek istiyorum. Adana Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Kiremithane Spor'un tesislerine çocuklar giriyor. Scoreboard ve futbolculara ait olan kramponları, formaları, futbol toplarını çalıyorlar. Takım karşılaşmalara başka kulüplerden gönderilen forma ve kramponlarla çıkarken 12 çocuk çaldıkları forma ve kramponlarla boş arazide polis ekipleri tarafından yakalanıyorlar. Aslında trajikomik bir haber. Yani ben bu haberi okuduğumda önce hayretler içerisinde okudum. 12 tane çocuk futbol takımındaki maçlarını yapabilmek için krampon çalıyorlar. Forma çalıyorlar. Kaleci eldiveni çalıyorlar. Aslında çalmak demeyeyim, hırsızlık diye tanımlamayalım. Evet. O kulübe ait olan her şeyi kendi maçlarını yapabilmek için 12 tane evlat izinsiz alıyorlar. Çok üzüldüm ben bu habere ve sosyal medyada da bazı paylaşımlarım oldu. Yani bugün işledikleri suç nedeniyle haklarında işlem yapıldı, savcılık talimatıyla da serbest bırakıldılar. Adana İl Emniyet Müdürlüğü de konudaki hassasiyetinin de altını çizdi. Sabahtan beri de Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile görüşmelerimi de sürdürüyorum. Bu çocukların tek bir amacı vardı, futbol maçı yapabilmek ve o maçı yapabilmek için krampona ihtiyaçları, formaya ihtiyaçları, bir kaleci eldivenine ihtiyaç vardı. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen aileleri ve çevreleri olmadığı için de bölgede bulunan bir spor kulübünden bu malzemeleri maalesef ki izinsiz almışlar. O kulübün de yöneticileri ve çalışanları sabah geldiğinde kendi futbolcuların malzemeleri olmadığını görünce polise ihbarda bulunmuşlar. Malzemeler çalındı diye polis devriye ekipleri bölgede araştırma yaparken bir işte kum sahada maç yapan çocukları görüyor. Hepsinin üzerinde forma var. Diyor ki siz bu formaları nasıl, nereden aldınız diyor. 12 tane çocuk hepsi birden suçunda itiraf ediyorlar. Biz bunları maalesef ki o kulüpten izinsiz aldık. 12'si birden emniyete götürülüyorlar, ifadeleri alınıyor ve serbest bırakılıyor. Şimdi o futbol aşkıyla yanan, futbol oynamak için maalesef ki böyle bir kötü girişimde bulunan o 12 tane evladı ben kazanma taraftarıyım. Onları topluma kazandırmalıyız. Bir daha başka birine ait olan ihtiyaçlarını kimseden izinsiz almamaları için ben onların tüm ihtiyaçlarının hepsini karşılayacağım. Ama bu arada asıl müjdeli haber kulübümün, Beşiktaş'ımın yönetim kurulu başkanı Sayın Fikret Orman'dan gelecek sevgili seyirciler. Bu çocukların içerisinde yanan bir futbol aşkı var, bir spor aşkı var. Bakın bir madde temin etmek için hırsızlık yapmıyorlar ya da hayatlarını devam ettirebilmek için başka birinin malını izinsiz olarak almıyorlar. Spor yapabilmek, top peşinde koşturabilmek için maalesef ki böyle bir girişimde bulunuyorlar. Şimdi biz hep beraber o çocukların kendileri için hayal kurmalarını sağlamalıyız. Onun için de sözü Sayın Başkanıma Fikret Orman'a bırakıyorum. Başkanım selamlar, saygılar, hoş geldiniz canlı yayınımıza. İyi yayınlar olsun, çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Ben de tebrik ediyorum. Beşinci kez yine koltuğunuzda görevinize devam ediyorsunuz. Allah bize şampiyonlukları nasip etsin inşallah. Amin, amin, sağ olun. Başkanım biz bu 12 tane evladımız hani izinsiz formalar, kramponlar almışlar. Futbolu evet. Da çok seviyorlar. Evet. Ne yapabiliriz onlar için Beşiktaş olarak? Yani ne istiyorsanız yaparız. Onları davet edelim, maça gelsinler. Bizim geldikleri zaman bizim altyapıdaki hocalarımıza izlettirelim. İçlerinden futbolcu
potansiyeli olabilenlerini Beşiktaş'a kazandıralım. Aklıma şu anda hızlı hızlı gelen bunlar. O zaman şöyle yapalım. 26 Mayıs'taki maçımıza davet edelim bu 12 çocuğumuzu. Tabii Vodafone Park'ta bir şeref turu yaptıralım. Memnuniyetle bekliyoruz. Çok da seviniriz. Ve altyapı kulübünde de hocalarımızın gözleminde belki bir deneme maçı yapılabilir. Yetenekli olanlar Beşiktaş Spor Kulübü'ne kazandırılabilir diyorsunuz. Aynen öyle. Birer tane forma veririz onlara. Memleketlerinde kulübümüzün güzelliklerini anlatırlar. Hem onlar için güzel bir anı olur hem de biz de işimizi yaptık olur. Hep söylerim, bizim işimiz insanları mutlu etmek. Elimizden geldiği sürece de onun için mücadele ediyoruz. Başkanım, bir de bakarız belki içlerinden bir Cenk Tosun çıkar, bir Burak Yılmaz çıkar, bir Caner Erkin çıkar. İnşallah. İnşallah. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Bir kere daha söylediklerinizi tekrarlamak istiyorum. Beşiktaş Spor Kulübü'nün başkanı Sayın Fikret Orman, bu futbol aşkıyla yanan çocuklarımızı kulübümüze davet ettirip şeref turu yaptırıp altyapıda hocalarımız tarafından bir denetimli maç yaptırılacak. Eğer uygun olanlar altyapıya kazandırılacak. Maçı izleyecekler ve aynı zamanda da futbolcularımızın formalarını alacaklar. Hepsi doğru değil mi? Doğrudur. Değerli başkanım, bir de görev verirseniz çok sevinirim ben. Ödül tabii. Ve onlara bu yaptıklarının yanlış olduğunun bilincine varmaları için işte top toplamak mı olur? Futbolcuları kramponlarını maçtan sonra toplamak mı olur? Bir görev de verirseniz çok sevinirim ben. Bizi bir düşünelim ne olabileceğine, ona göre bir şeyler yaparız. Peki, çok teşekkür ediyorum başkanım yayınımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ve ederim. Ve çocuklar konusundaki hassasiyetiniz için. Ne demek, sevgilerimi yolluyorum. Sevgiler, saygılar gönderiyorum. Sizi seviyoruz. Vallahi. Özellikle de duydum, o Beşiktaş Spor Kulübü altyapı için belki de o yetenekli olan çocuklarımızı en azından gözlemleriz, onları kazanabiliriz cümlesi. Onların kendileriyle ilgili hayaller kurmasını sağlayabilir. Olmayanlar için de daha büyük hedefler koyup daha çok çalışmaya yönlendirebilir. Çünkü bu sokaktaki çocukları kazanmak hepimizin vatandaşlık görevi. Esra Hanım, suçlu çocuk yoktur, suça itilmiş çocuk vardır. Onlar hayatın şartları gereği itilmişlerdir, biz kazanmak zorundayız. Zaten Türk Ceza Kanunu'nda ve Çocuk Koruma Kanunu'ndaki artık yeni yaklaşım, suç işleyen çocuk değil, suça sürüklenen çocuklar var. Amaç da çocukları cezalandırmak değil, korumak, suç işlemeyi bir yaşam biçimi haline dönüştürmemek. Tabii korumak da ne demek? İşte Esra Erol'un yaptığı gibi. Yani yaşamın içerisine dahil etmek, yanlış yaptıklarının bilincine varmalarını sağlamak ama onları tekrar topluma kazanmak. Bunu yaptığın için ben çok teşekkür ediyorum. Toplumsal anlamda da bu çocuklar bir değil, biz olmayı amaçlayan çocuklardı ama yanlış yapmışlardı. Bu yanlışı en güzel şekilde onlara anlatmanın yeri... Onlara seçenek yaratmak, alternatif yaratmak lazım. Seçeneği olmayan çocuklar o karanlığın içerisinde maalesef kaybolurlar. Onlara alternatif ve seçenek yaratırsak onları topluma kazandırmış oluruz. Bir de Adana İl Emniyet Müdürü Sayın Zafer Aktaş'a sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Onun bu konudaki hassasiyeti çok önemli. Aynı zamanda yine Adana Emniyet Müdürlüğü'nde toplum destekli polislik şube müdürlüğüyle görüşmelerimizi sürdürdük. Asay şube müdürümüzle görüşmelerimizi sürdürdük. Onlar da bu girişimimizin, o çocukların topluma kazandırılması konusunda çok önemli olduğunu altını çizdiler. Sabahtan beri de iletişim halindeyiz. Vermiş olduğu desteklerden dolayı bir kere daha huzurlarınızla teşekkürlerimi, sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Sayın Fikret Orman'a, Beşiktaş Spor Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum, tüm taraftarlara. Bu çocuklarımızı önümüzdeki haftalarda 26 Mayıs tarihinde oynanacak olan maça davet edip hem Vodafone Park'ın atmosferini solumak, futbolcularla bir araya getirmek, orada kendilerini görmelerini sağlamak çok önemli. O hayal bile onlara yeter, biliyor musunuz? İnşallah hepsi için çok daha iyi olur. Biz bu konudaki çalışmayı Adana İl Emniyet Müdürlüğümüzle devam ettireceğiz. Bu arada Kiremithane Spor Onursal Başkanı Avukat Sayın Müslüm Susar da bu
kendi kulüpleriyle ilgili de çok önemli de bir bilgi verdi bize. Bizim kuruluş amacımız bir proje kulübüz. Uyuşturucuya hayır, spora evet sloganıyla yola çıktık. Amaçlarımız çocuklarımızı spora kazandırmak ama böyle de bir talihsiz olay yaşadık. Ama bu vesileyle de inşallah o izinsiz formaları, kramponları alan bir de top sahasında yakalanan çocuklar yeni hayallerle yaşamına devam edecekler. Hepsine buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Ve şimdi Meryem'e dönüyoruz. Meryem, Gökhan Zamboğlu'nun 25 Nisan'da evini terk eden eşi. Meryem. Alo. Efendim. Hoş alo. Geldin. Meryem'cim, telefon görüşmesini yapıyoruz. Sen lütfen söz hakkını ve cevap hakkını kullan ama argo sözcükler kullanmaktan kaçınırsan, kendini biraz kontrol edip canlı yayında olduğunun bilincinde olursan çok sevinirim. Bir şey söyleyebilir miyim? Onun haricinde senin kendini savunmanı hiç kimse duymuyor maalesef ki. Bir şey söyleyebilir miyim? İlk sorum Meryem. Efendim. Sen 40 günlük bir bebekken yetiştirme yurduna bırakılmış bir evlatsın değil mi? Evet. Anne babasız büyümüş bir evlatsın. Doğru mu? Doğru. Tüm bu zorlukları, o yalnızlığı yaşamış bir insansın ve bunun altında ezilmiş birisin. Doğru mu? Doğru. Senin şu anda iki tane evladın var. Doğru. Senin gibi olmalarını ister miydin? Hayır. İster misin? Anne baba hayır, sevgisinden abla. Mahrum olmalarını, hayatta hayır. Yalnız başına bırakılmalarını. Hayır. Bir aile sıcaklığında, bir anne gölgesinde, anne sıcaklığında büyümelerini istemez misin? Ya istememezlikten değil yani. Bir şey söyleyebilir miyim? Bak sen şimdi o evlatlarını terk et. Bir şey söyleyebilir miyim Esra abla? Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Meryem, pekala şunu söyleyeyim. Ben uşağa gitmemi niye bekledin? Ya da yolda gelmemi niye bekledin? Niye bekledin? Tamam, ben sana onları yaptım. Tamam. Yapmadım halde yaptı diyorsun ama niye bekledin? Tamam. Uşağa gittim. Seni ben beklemedim. Bak sana söylüyorum, ben Esra ile Allah konuşacağım, sen de muhatap değilim. Bir dakika, ben bu çocukların DNA testini istiyorum Meryem. Ya sen bak, ben bu çocukların DNA testini istiyorum. Şimdi Meryem, bak, bu çocukların DNA testini istiyorum, tamam mı? Benim arkadaşlarım... Ben bak telefonu kapatacağım, sen de konuşmak istemiyorum, ben onunla konuşuyorum. Seni ilgilendirmez, sen bir tut. Gökhan'ın söylemek istediği şu, benim arkadaşlarım gelirlerdi eve dedin, bazı cümleler kurdum, bunları şu anda canlı yayında tekrarlamak istemiyorum senin adına. Gökhan da diyor ki madem bu şekilde yaşadıkları varsa bu çocukların gerçek babası ben miyim diye sana soruyor. O zaman gitsin DNA testi yaptırsın, ondan sonra bana dönsün benim çocuğum mu değil mi, o zaman anlasın. Peki bu çocukların babası Gökhan mı? Ondan başkası olacak hali yok. Benim yaşadığım olaylar değil. Benim ondan senden, sonra bak, zaten bunu, benim çocuklarımdan sana avukat ablayı da söylüyorum. Ben sana bir şey söylüyorum. Ben sana az bir dakika bir dinle. Bak bir dakika bir dinle. Avukat abla da avukat ablayı da söyledim. Bu çocuklarla ben şüphem öyle değil mi abla? Şüphem yok. Ben sana, anladın mı? Ben sana tek hiçbir zaman senden şüphelenmedim ama senin böyle yaptığın bak. Senin ya böyle yaptığın yanlış. Meryem, husumetçisiniz ya bak eşinle. Bir dakika, sana şunu söylemek istiyorum. Sen hani eşinle konuşmak istemiyorsun. Aranızda ne yaşandığını biz bilemeyiz. Ama eşim buraya geldiğinde şunu söyledi. Benim eşimle tartışmış olabiliriz ama eşim çok iyi bir anneydi. Çocukları da yurda vermek istemedi. Ama sen de çıkıp diyorsun ki ben boşanmak istiyorum ve çocukları yurda verilmesini talebinde bulundum. Şimdi velayet ortak. Böyle bir talepte niye bulunuyorsun? Eşin anneliğin konusunda sana herhangi bir söz de söylemiyor. Diyor ki eşim çok iyi bir annedir. Evlatlarıma da çok iyi bakardı. İyidir. Ama niye bırakıp gitti diyor. Kopmuyordu. Ben kopmuyordu, de size açıklam. Esra Alol abla. Bak ben sana açıklamasını yapıyorum. Başkasıyla konuşmak istemiyorum. Ben sana bir açık konuşmak istiyorum. Ben evlendiğimden beri bu adamla ben geçiremedim, bir. Ben bundan çok dayak yedim, bu da iki. Yalan. Üçüncüsü çocuğun kafasını bir gidin bakın, hastaneye götürün. Kafası çocuğun tamam. Şişti. Tamam. Bak oradan gülüp durma, seni televizyonda görüyorum. Meryem, ben sen değilim. Baba. Bak sen yanlış çocuğunu... anlamayın. Bak, Meryem. Ben yanlış anlamayın.
Çocuğa baba mı şiddet uyguladı? Baba çocuklara bakamıyorsa, çocuklara kötü davranıyorsa sen niye çocuklarını ona bırakıp gittin? Ben ona niye bırakıp gittim? O buradan aldı da gitti. Ben ona vermemek için şey yaptım. Peki şu an çocuklarını istiyor musun? Esra abla. Esra abla sen beni dinliyor musun? Dinliyorum. Bu eve geldiğinde, benim arkadaşın evine geldiğinde çocukları aldı götürdü. Ben çocukları ikisini de alacağım dedi. Bunda benim suçum mu var? Hiç kimse bende hata bulmasın. O yanınızdakinde hata bulun. Çocuğu aldı defoldu gitti. Peki Meryem şu anda tamam çocuklarını ben gel... bırakmadım. Kendi alıp gitti. Meryem'ciğim sana gel çocuklarını vereceğim desem çocuklarını alır mısın? Bakar mısın? Hayır. Bak şimdi burada ben bir mantıksız... onun bak ben size bir şey söylüyorum. Ben onun çocuklarına ebediyen bakmam. Onun değil Meryem, bu çocuklar senin. İki çocuğu da... Hayır karnı... onun çocuğu. Ben Esra abla ben sana açık söylüyorum. Ben ondan alan çocuğa bakmam. Esra abla. Madem o kadar güvenmiyor, o kadar onca insanın içine soktu beni. Ondan sonra sen diyorsun, yani çok affedersiniz ama... Siz bu WhatsApp'a, internete bakın benimle ilgili ne yazmış ondan sonra herkes kiminle konuşsun bana. Kimin arasına soktu seni? Kimlerin arasına soktu seni? Neye teşvik etti? Tamam etti? O çok iyi biliyor. Pazarlama yaptığını da biliyor. Hiç çevirin etin benim bak. Megane ne biliyorum söyle bana söyle. Söyle. Kes sesini. Sen kes. Gökhan Bey işinizle sizin anlattığınız hikaye de tutmuyor. Siz diyorsunuz ki ben şehir dışındaydım geldim çocuklar evde yalnız bırakmıştı evet. Eşim gitmişti. Eşiniz de diyor ki ben arkadaşımdaydım çocukları almıştım eşim geldi benim yanımdan çocukları aldı. Çocukların yanında değildi. Arkadaşın numarasını vereyim arayın çocukların yanında değildi. Gökhan ben de bir soru sormak istiyorum. Buyur abla. Eve birilerini getiriyordu. Ve benim bedenim üzerinden para kazanıyordu iddiasında bulunuyor eşin. Yok. Yalan. Peki biz sana ilk mülakatta... Yalan sır. Bir dakika. Esra. Sen oğlum Nizam evde biliyordu o çocuğu gördü birini. Benim ağzımı açıyorum bak seni var tamam. Ya. Tamam. Allah yarattı demem Allah'a emanet ediyorum. O çocukları senin elinden aldıracak. Tamam. Mahkemeden sana seni sürüm süründüreceğim. Gökhan'dan aldırıp ben, nereye vereceksin ben sana Meryem? Söylüyorum ben senin çocuklarına bakmam. Büyük yemin ettin. Bu çocukları yurda aldıracağım. Bitti. Gökhan. Buyur abla. Sana ilk bu programa başvuruda bulunduğunda eşin evet. 25 Nisan tarihinde gitti. Evet. Biriyle görüşüyor ya da bir kaçma, başka biriyle kaçma ihtimali var mı diye sorulduğunda... Senin ilk tepki mümkün değil öyle bir şey olmaz diyorsun. Öyle bir şey olur mümkün değil abla. Ama eve arkadaşlarının gelip gittiğini sen de reklam arasında söyledin. Meryem de bunu söyledi ve altından çok daha başka çirkin bir şey çıkıyor. Evet. Yani hiçbiriyle... Bunun dediklerinin hiçbirisine alakam yok. Eşinizin bir madde bağımlılığı var mı ya da alkol kullanır mı? Ben Meryem Hanım çok sağlıklı konuştuğunu düşünmüyorum. Çünkü çocukları ona onun çocuklarına bakmam madde diyor. Çocukları oradan alacağım diyor. Ablacığım. Esra abla, sen beni dinliyor musun? Dinliyorum. Esra abla. Dinliyorum. Esra abla. Bak, bu Nizam'ı eve getirdi. Ben size çok açık söyleyeyim. Bende 100 lira para vardı. Nizam bana bir şey konusunda teklif etti. Ben bunu kabul etmedim. Bu da bilmiyordu. Ben buna dedim ki Nizam eve gelmeyecek bir daha. Bana ne dedi biliyor musun? Bu dedi benim arkadaşım. Senin arkadaşın da olsa güvenmeyecektin. Çünkü... Bir dakika, hayır. Ben sana niye söylemedim? Delikanlı gibi söylüyor. Ben bunu söylememin sebebi evde olay çıkıp senin huyunu biliyorum ben. Söyleyeceksin. Sen bana tekme tokat girişiyorsun. Adam olunmuyor, tamam mı? Sen beni vura 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 beni bu hale getirdin. Benim psikolojim senin yüzünden bozuldu. Ya Meryem. Aa, ben hiç, bak ben sana açık söylüyorum. Ben hiçbir erkekle gitmedim. Ben atam adanında bir arkadaşımın evinde oturuyorum. Ben sen değilim, milleti kendine benzetme. Meryem, tamam mı? Millet bazı şeyleri bilmiyor. Gökhan'dan boşanmak tamam istiyor millet musun? Bazı şeyleri bilmiyor. Bazı şeyleri Gökhan bilmiyor, haberi yok diyorsun. Gökhan'dan boşanmak istiyor musun? Evet. Gel bir an önce anlaşmalı boşayalım sizi. Ben boşanacağım. Ben kafaya takmışım. Kimse kusura bakmasın yani. Ben çekemem. Zaten boşanma demiyorlar ama bu süreç eğer çekişmeli boşanma davası olursa Meryem Hanım çok uzun sürer bu.
Esra Hanım şu teklifte bulunuyor size. Anlaşmalı olarak boşanmanızı gerçekleştirebiliriz. Bir günde hemen bir saatte biter bu iş. Bu evliliğin de kurtulabilmesi imkanı da olmadığı çok açık ortada. Çocukların velayetini de babaya verirsin. Bir dakika, ben çocuğum velayetini babaya vermem Esra abla. Kimse kusura bakmasın. Ablacığım sen niye de çok üzülmüşsün. Yasin bu sizin iki dudağınızın arasında verilebilecek bir karar değil. Bundan çocuklara bakmam diyen sen, velayeti vermem diyen sen. Niye? Pekala avukat abla. Esra abla. Esra abla bir dinler misin bir dakika? Niye velayeti vermiyorsun? Ben velayeti niye vermiyorum? Birincisi Gökhan'a güvenmiyorum. Çünkü çocukların kafasına siz hiç baktırdınız mı? Ben çocukların hiçbirini görmedim. Bu çocuğa en ufak bir şey olduğu zaman direkt çocuk ölüme gider. Meryem. Sen de bunu yapan bir adama çocukları bırakmışsın. Bu adamın oyunu bilmiyorsun hatta. Kesiyorsun ya Meryem. Ben vermem. Ben açıklarım. Ben savcılığa da aynısını tutacağım. Baba, sen çocukları yurda mı vermek istiyorsun? Burada, devlet yurduna mı vermek istiyorsun? Ben burada çocukların üstüne... Bak Esra abla yanında çocukları hastaneye getiriyorum. Meryem bir saniye. Sen keyfi olarak ben çocukları bıraktım gittim. Bir de şiddet uygulayan bir baba var diyorsun burada. Hem çocukları almam bakmam bir de ondan olan çocuğa diyorsun, bu başka. Vermem. Çocuğa da çocukları da babaya bırakmam. Devlet abla, Esra abla. Ona mahkeme karar verecek Meryem. Ya mahkeme karar versin, ben zaten savcılığa ifade vermişim yurda vereceğim diye. Senin sadece bunu söylüyor olman önemli. Baba ben çocuklara bakıyorum derse hiçbir şey yapamazsın. Ya o zaman bak ben size söylüyorum, bu çocuklar. Meryem Hanım, siz hiç katil olmayın. Hiç katil olmayın. Gelin programda biz size çocukları teslim edelim. Madem ki bu baba kötü, hiç size katil olmanıza gerek yok. Böyle canlı yayında da tehditlerde bulunmayın. 6 aylık bir bebeği bırakıp nasıl gidebiliyorsunuz? 2 yaşında bir çocuk burada. Ablacığım. Bir dakika bak, bir şey bilip bilmeden konuşmayın diyorum size. Sen her şeyi çok iyi biliyorsun. Gel bu çocukları al. Meryem bak, benim şahitlerim var. Sen dövüyorsun çocukları. Bak savcılıkla konuşacağım. Ben savcılığa dilekçe yazdırdım. Bu çocuklar benim yurda gidecek. Ben babasından korkuyorum. Gidip verirdim. Niye vermiyor? Niye vermiyor? Niye? Bunlar benim evladım değil mi? Niye vermiyor? Bu çocukları ben niye döveyim? He? Senin damar olduğun bir gel bakayım, bir gel. Bizim ev sahibine bir gel bak. Hüseyin'i getireyim mi Hüseyin'e? Meryem anlaşmalı boşanma için. Meryem anlaşmalı boşanma için geliyor musun? Ben dövecek olsam çocukları gidip yurda veririm. Uğraşmam. Yanlış anlama bir dakika. O çocuklara vurulmaz. Gökhan. Ben sen değilim ha. Aşkım kulaklarını aç, beni iyi dinle. Ben dinliyorum seni. Ben sana bir şey demiyorum. Eğer bu çocukların başına bir şey gelirse 14 yaşında kocaya verirseniz Allah büyük. Allah benden boşanacağım. Sen de bakacaksın. Tamam işte. Ben de boşanmak istiyorum. Tamam ben de boşanmak istiyorum. Tamam hiç Esra ablanın yanına gel. Gel abi boşanalım, hemen boşanalım. Ben sana söylüyorum. Bak, zaten iş yapma diyorum. Ben bu çocukları bırakırsam bu çocukların diğerinde bir iz olur. Yemin ediyorum seni süründürürüm. Kim var? Sen Esma'ları düşünüyor musun? Ben düşünüyor musun? Arkadaşlar hiç uzatmaya gerek yok. Ben tamam mı? Bak işine. Sen düşünüyor musun? Meryem Hanım. Annemin resmini koyuyorum oraya. Meryem Hanım. Anlaşmalı boşanma için gelecek misiniz? Ben onunla karşı karşıya gelmem. Karşı karşıya geldiğim zaman bana saldıracağını biliyorum ben. Onu bana öğretmenize gerek yok yani. Ben ya biliyorum. Hiçbir şey olmayacak. Anlaşmalı boşanma için gelecek misiniz? Bu kişiyle karşı karşıya gelmeyeceksiniz. Boşanmak istiyor musunuz? İstemiyorum. İstemiyor musun? Madde mi kullanıyor? Tamam. Ben madde kullanmıyorum. Meryem Hanım, anlaşmalı boşanma için sizi bekliyoruz. Gerçekten niyetiniz eşiniz Gökhan Zamboğlu'ndan boşanmaksa buyurun gelin lütfen. Bakın az önce bir şey söylediniz. Boşanma için gelecek misiniz?
Anlaşma boşanmaya gelme niyetim var. Ama şöyle var. Onunla beni karşı karşıya getirmeyeceksiniz. Çünkü tamam, onunla seni karşı karşıya karşılayacak. Getirmeyeceğiz. Seni bekliyoruz buraya. Gel bir günde boşanma gerçekleşsin. Şimdi bu çocuklar hani sokakta suça teşvik ediliyor ve toplumun dışına itiliyor ya. Onların korunması gereken en temel yer aile ocağı ve evleri. Evdeki durum bu olursa bu büyüyen iki tane çocuk da topluma kazandırılmazsa yaşayacaklarını sizler düşünün. Ben buradan tabii annenin beyanlarını duyduk. Babanın da yaş olarak çok küçük evlatlar. Burada yaşadığınız yerdeki Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na da bu çocukların gözlemci olarak eve gönderilmesini, hangi şartlarda bulunduğunun da tespit edilmesi noktasında ihbarda bulunmak istiyorum. Aslında bu yayınların hepsi de ihbar. Aile Bakanlığı'ndan hani izleyenler varsa gereği yerine getirilecektir. Annenin durumu da ortada. Ne güzel diyor. Annenin beyanları da zaten boşanma davasında kullanabilirsiniz velayet hakkı konusunda. Şimdi bir mağduriyet yaşadıkları, siz de çalışmak zorundasınız. Anneniz tarafından da çocukların bakılamayacağını, çünkü annenizin de üvey babanızın yanında olduğunu söylüyorsunuz. O anlamda da ciddi mağduriyet var. Yaş itibariyle de annenin bakımına ve şefkatine muhtaç iki çocuk var ama anne bakmayacağını söylüyor. 6 aylık ve 2 yaşında da 2 tane çocuk var. Peki, çocuk da değil, bebek. Gel Gökhan. Gökhan gel. Her seferinde yayında bu aile ve çocuklar ya da boşanma konusunda diyorum ki herhalde duyabileceğim en son cümleleri duydum, bunun bir üstü daha olamaz diye, ama her o kalem gene yıkılıyor. Hep onun bir üstünde duyuyorum. Biraz önce anneyle yapmış olduğumuz o telefon görüşmesinde hiç beklemediğim ve hayal etmediğim şeyler duydum. Nazlı Altıntaş geliyor stüdyomuza. Gel Nazlı ablacığım, gel. Nazlı Altıntaş, 38 yaşında bir hanımefendi. Teşekkür. Niçin programımıza başvuruda bulundu sevgili seyirciler? 8 yıldır eşi Mehmet Ali Uğur Altıntaş'la evlilikleri sürüyor. Evet. Çocuğunuz yokmuş. Hayır. 5 ay önce şeker hastası olduğunuz ortaya çıkıyor. Stresle beraber. Stresle beraber, evet. Ve maalesef ki ayağı kesiliyor. Evet. Ama eşiyle beraber yaşamda hep birbirine sarılmış bir çiftiniz. Kayınvalideniz ve kayınpederinizin aslında çok istemediği bir gelindiniz, değil mi? Her işini yapıyordum ama nedense o onları iyi ettiğim için beni kabul edemedi. Eşime tedaviye götürüp gidiyordum ben. Biraz psikolojik rahatsızlığı var. Onun psikolojik rahatsızlıkları var. Sizin şeker hastalığınız ve bir anda çıktı benim şeker hastalığım. Her şey onlarla bir anda müdahale çıktı. Ederek şey yaparken. Ama yine de kayınvalide ve kayınpederin onlara tahsis ettiği bir evde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Evet. Biz programda olma amacı eşini arıyor. Niçin eşini arıyor? 9 Nisan tarihinde eşiniz evden çıkıyor ve bir daha geri gelmiyor. Dönmüyor. Evet. Ve sizin iddianız şu. Kayınvalidemin ve kayınpederimin alıkoyduğunu düşünüyorum. Çünkü biz eşimle birbirimizi seviyoruz. Evliliğimizde bir sıkıntı yoktu. Beni eşimden ayırmak istiyorlar. Evet. Tamam, ayrılalım. Ama benim ayağıma bir protez takılması lazım. Bu protezi takılması için de eşimin noterde imzasına ihtiyacım var. Eşim eğer ortaya çıkıp o imzayı atamazsa ben tedavi olamayacağım ve benim ayağıma protez takılamıyor. Evet. Eşiniz nasıl 8 Nisan tarihinde bir anda evden 9 Nisan tarihinde çıktı gitti? Biz şimdi abla, benim ayağım kesildi. Tamam, biz çok mutluyuz. Ben onu öyle kabul etmişim ve malulen emekli etmişim. Çünkü benim eşim babasında bir çalışıyordu. Ondan sonra bir şeylerde ben kendi babamı da kaybettim. Ondan sonra eşimin amcasına da 6 ay baktım. O öldü, babamı kaybettim. Bunlar iyice benim üstümü şey yapmaya başladılar. İşte sen, bir de her pazar yemeğini yapan insandım. Beni hizmetçi olarak kullandılar. Pazarını, her şeysine ben ilgileniyordum.
kayınvalidemle, kayınpederimin. Bana yemek yaptırıyorlardı. Bir gün önce kayınpederden 150 lira para alıyordu. Kendi cebine koyuyordu. Bana da öyle parasız yemek yaptırıyordu. Tamam, her şeyi göze aldım ben. Eşimle geçinmek için. Şey yapmak için. Ben sizin evliliğinizi merak ediyorum. Yani Mehmet Ali Uğur'la evliliğiniz nasıldı 8 yıl? Çok iyiydi. Hep aşkım aşkım derdi. Hiçbir kötü şeyimiz yoktu yani. Peki bu 9 Nisan'da da ne oldu da bir anda o aşk bitti? Ya böyle bir sabah kahvaltı yapıyorduk. Tamam, güllüm ballım kahvaltı ettik, şey yaptık. Kahvemizi mahvemizi. Bir anda elektriğim kesildi. Ondan sonra komşuyu aradım. Abla dedim, sizin elektrikleriniz var mı dedim. O da dedi ki var Nazlı dedi. Allah Allah dedim ben. Neden kesildi ki dedim ben. Ondan sonra TEDAŞ'ı aradı. Elektrikçiyi çağırdım. Yanımda elektrikçi var. Onu çağırdım. O TEDAŞ'ı aradı. Abla dediler, sizin elektriğinizi kestirmişler dediler. Kim kestirdi? Kayınpederim. Niye? Bilmiyorum. Çünkü sizin üzerinize kayıtlı bir abonelik yok. Onlar Hayır. adına. Evet, onlar adına. Ama için... oğluyla beraber yaşadı, evet, hayatını sürdürdü. Evet. Ondan sonra kayınvalidemi aradım ben. Alo anne dedim, yine merhaba dedim, nasılsın, iyi misin? İyiyim falan dedi. Anne dedim, elektrik dedim kesildi dedim. Bir babamı verir misin dedim. O da dedi ki kendiniz halledin, ne yaparsanız yapın dedi. Ondan sonra eşime dedim ki, Ali dedim hadi git dedim ben. Çünkü onlar 8 aydır eşim onlarla görüşmüyordu. Annesi babası arasında kırgınlıklar var. Hayır, kırgınlık yoktu. Doktor gözü bu annesinle babasından uzak tutsun diyordu. Bir doktor böyle bir cümle kurmaz da neyse. Psikiyatri doktor. Bunu kayınpederi de dedi. Hı. Yani bir psikiyatri de. Peki. Ondan sonra eşime dedim ki git dedim elektriği açtırıp geliver dedim en azından. O dedi ki bana alıkorlar. Alıkoymazlar Ali dedim. Ben dışarıdan dedim. Söyle dedim. Baba gel hadi elektriği açtıralım. Evet. Dedim. Bir gitti bir daha da gelmedi. Yani eşiniz, şu cümleyi kuruyorsun. Alıkoyarlar. Gidersen oraya alıkonulurum dedi sana değil mi? Evet. Annem babam tarafına. Evet. Anne baba neden bir çocuğun alıkoysun? Çünkü durmadan baskı yapıyorlar. Ne konuda baskı yapıyorlar? Yok Nazlı'dan ayrıl. Bilmiyorum. Ve anlamış değilim. Siz görüşür müsünüz kayınvalide ve kayınpederinizle? Bayağıdır görüşmedim artık. Ne ondan kadar sonra. Bayağıdır? 8 aydır. 8 aydır. Ya bu 8 ay öncesinde de var mıydı? Evet. Yani böyle çok sohbetinizde muhabbetiniz yoktu. Hayır. Muhabbet yoktu ama kayınvalidenize yemek yapmaya giderdiniz. Ama önceden vardı. Ondan sonra ben bir ara babam öldükten sonra bir ara... Bana dedi ki sen dedi altın taş soyadına layık değilsin dedi. Durmadan tehdit üstüne tehdit durmadan şey yapıyor. O işte oğlum oğluma bırak bilmem ne yap. Ya ne diye bırakacağım, biz iyi geçinen insanız. Sizin boşanmanızı istediklerini iddia ediyorsun evet. Sen. Peki 8 ay önce oğlun o elektrik günü babamlara gidersen beni alıkoyarlar diyor ya aile. Evet. Ve gidiyor gerçekten de o iddia ettiği gibi onu alıkoyuyorlar. Evet. Sen 8 ay boyunca hiç kayınvalidenin ve kayınpederinin evine gidip kapılarını çaldın mı? Anne ya Mehmet Ali burada mı yoksa başına bir şey mi geldi? Kocam buradaysa görüşebilir miyim dedin mi? Telefonla aradım. Evet. Ali ile görüşebilir miyim dedim. Efendim Nazlı dedi, telefonu kapattılar. Kim dedi? Kayınpederim. Efendim Nazlı dedi. Aa, eşim dedi. Eşin dedi. Kapattılar. 8 ayda bir kere mi telefonda konuştun? 9 Nisan'da konuştum. 9 Nisan'da. Evet. Peki bu 8 aydır yok ya eşin. Evet. 8 ayda Hayır, hiç... Hayır benim eşim 9 Nisan'da gitti. 9 Nisan'da. Gittin mi hiç kapılarına? Hayır. Bu ayağımla nereye gideceğim Esra abla? Ya da birini gönderdim mi yani Mehmet Ali orada mı diye? Dayılarım aradı. Şey yaptı. Burada biz boşanma mahkemesine vereceğiz. O da dedi ki bir an önce verin. Ben de rica ettim. Ne olursunuz dedim. Benim elektriğimi açtırıverin. Benim ayağım takılasıya kadar. Çünkü benim evimde eşik yok ablacığım. Bu arabayla gezip işimi yapıyorum. Evde de elektrikler yok, yok mu şimdi? Yok. İkinci katta komşudan kabloyla elektrik uzattım. Bir buzdolabım çalışıyor. Onu da ünsürlüğüm olduğu için bir odanın ışığı yanıyor sadece. Onu da üçlü bıraktım. Orada yaşıyorsun. Annemle beraber. Anne, hoş geldiniz. İkiniz beraber yaşıyorsunuz. Evet, bir kere telefonla konuştun 9 evet. Nisan'dan bugüne. Telefonu açtı, merhaba Nazlı dedi ama bir daha da iletişim kuramadınız. Kuramadım. Kayınvaliden hani senin boşanmanızı istiyor olabilir ama
Eşini neden bırakmıyorlar ya da bu boşanma davasını açacak olan sizsiniz. Evet. Yine mahkemeye gidecek olan ikinizsiniz. Evet. Bu kadar müdahale etmeleri garip değil mi? İlaçları da evde Esra abla içirmiyorlar. İki tane eşim iki tane psikiyatri ilacı kullanıyor. İki tane havası var. Malulen de emekli. Evet, malulen emekli ettim ben. %45 engeli var. Tabii. Ve senin şu anda kocan, yani eşin ortaya çıksın, imza versin, benim de bacağıma protez takılsın diyorsun. Evet, onu istiyorum. Çok şimdi, değişik bir hikaye. İddiaları doğrursa hani boşanmayı istiyor da aile mahkemesi hakim tarafından Ali Bey'e bir vasi atanması durumu da söz konusu olabilir. Tabii sizin iddialarınız hani ağır psikolojik rahatsızlıkları var, engeli olduğunu söylüyorsunuz. Evet. İddianız şu, kendi başına hareket edemiyor, anne ve babasının alıkoyuyorlar demek evet. Çok ağır bir itham. Ya yani, da beni gider sonraya alıkoyarlar. Yani eşiniz tarafından bunun söylenmesi... Ama siz aile mahkemeleri yalnızca boşanmak için değildir. Siz anneniz aracılığıyla ya da bir barodan avukat tayin ettirerek yaşadığınız alanın aile konutu olması ve elektriğin açılması noktasında da talepte bulunabilirsiniz. Kayınpeder Esat Altıntaş, kayınvalide Naime Altıntaş, Denizli'de yaşıyorlar evet, değil mi? Evet. Lütfen söz haklarını ve cevap haklarını kullansınlar. Mehmet Ali Uğur Altıntaş'ın da söz hakkı ve cevap hakkı vardır. 9 Nisan tarihinden beri eşinin eve döneceği günü bekliyor Nazlı. Ve onu acil bulmam ve bir araya gelmemiz lazım ki ben de bir an önce sağlıkla ilgili mağduriyetimi gidermek istiyorum bir diyor. Bir de elektriği kestirdikleri gibi telefonla da biz arıyoruz. Telefonla da arıyoruz. Daha diyor suyu da kestireceğim diyor. Sana ait olan eşyaları diyor al git diyor bana. Ya ben boşanmadan, şey yapmadan Nazlı, bana ait olan eşyaları nasıl götürüp gideyim? Şimdi senin sağlık durumun ortada. Evet. Eşinin sağlık durumu ortada. Evet. Bir anne baba çocuğunun diyelim ki boşanmasını ister. Bu kadar bir hakkı var mıdır bilmiyorum. Sağlık söz konusu olabilir ama. Hani ben bir insanın bu kadar da vicdansız olup oğlunun hayatında olan kişiyi açıkça mağduriyet edebileceğini düşünmek istemiyorum. Ablacığım. Çünkü bu vicdansızlık. Evet, işten çıkardılar. Ben çalıştım, eşim evde oturdu. Ben bayan kuaförüyüm. Rahatsızlığının ayağın kesildiği güne kadar sen hep çalıştın. Çalışıyorum, çalıştım. Ben eşimin annesi gibi gideceği zaman evlerine gideceğim. Ben git görüş diyordum. Ben sana şey yapmam diyordum. Her gün cebine 150 lira para koyuyordum. Ve ailesinin yanına gittiği zaman annesi gizlice onun cüzdanına bakıyordu. Paran var mı yok mu diye. Nazlı sana para verdi mi vermedi mi diyordu. Nazlı para verdiyse, gelin para verdiyse alıyorlar mıydı? Bunu hayır, söylemeye çalışıyor. Hayır, yanında hani para var mı yok mu diye bakıyorlardı. Yaşadığınız ev kime ait? Kayınpederin. Ya o evi de tahsis etmişler. O da enteresan. Elindeki aylansı dahi vermiyorlar Esra ablacığım ya. Onu dahi aldılar ya. Niye seni bu kadar yani bilmiyorum ablacığım. Diyorsun ki benim eşimin psikolojik rahatsızlıkları evet, var. Evet ablacığım. Ben buradan işte kaç ay öncesi, 8 ay kaç ay öncesine kadar rahatsızlığın, şeker hastalığın çıktı. 5 ay öncesine kadar. Hani sapasağlam bir kadınken. Evet. Çalışıp parasını kazanan, evet. Evini geçindiren evet. Bir kadınken bir anda hastalığımla beraber ayağım kesildi. Evet ablacığım evime geldi ki bana dedi ki Ali dedi bir eve kadar gelsin. Ali istemedi bunu. Ben gitmek istemiyorum de. Bana da dedi ki oğlumu dedi sen benden çaldın de. Ya ben senin oğlun ne diye çalayım ya. Bana da dedi ki affedersiniz defolup gitmedin dedi. Sabahsı benim ayağım böyle Nazlı oldu. Nazlı Hanım anne ve baba aslında... Eşinizin anne ve babası, siz görüşmüyorsunuz 8 aydır. Görüşmemesinin gerekçesi olarak sizi öne sürüyorlar. Yani Nazlı... Ha, görüştürmüyor. Nazlı, oğlumuzu bizden kopar evet. İddiası nereden var. Nereden geldi bu bilgi? Yani çünkü şey diyor ya, 8 aydır eşim de annesiyle görüşmüyor. Görüşmüyor. Ama 8 yıllık bir evlilik var ortada. 8 senelik. Yani onlar da kanımca onu düşünüyorlar. Siz diyorsunuz ki yani eşimi anne ve babası... İdare ediyor, yönetiyor. Evet. Karşı tarafında iddiası evet. Şu herhalde eşim işte Ali Nazlı'nın yanındayken de Nazlı Hanım'ın sözü geçiyor. Kendini idare edemiyor deyip kendilerini koruma altına almışlar ama bakın anlaşamayabilirsiniz. Gelininizle ilişkiniz kötü de olabilir. Ama ben oğlumla mutluyum. Ama şu
kötü niyet, hani siz iddianız o, bana kötü niyetli davranıyorlar ama... Bir iyi niyeti de var. Oğlu mağdur olmasın diye kendilerine ait bile bir tahsis ediyorlar mı? İşler ama kötüye gittiği zaman da... Hayır, hani bunu da yapmışlar. Onu da yapmışlar ama 2 dakikada da elektriği kestirebilme hareketini eylemine geçiyorlar. Bakın bu kötü niyetin bir göstergesi. Ya da elektriği kesersen Mehmet Ali'yi eve çağırırız. Bir daha da bırakmayız mı demek istiyorlar? Esra ablacığım, benim o her şeyim otomatik ödemeydi. Kayınpederim ödüyordu çünkü beraber çalışıyordu eşim. Her cuma bana 200 lira para gönderiyordu. Biz onunla geçiriyorduk. Her şeyimizi otomatik ödemeydi. Onu dahi kestirdiler. Evi tahsis ediyorlar, oğulları yanlarında çalışıyor, paralarını da gönderiyorlar siz mağdur olmayın diye. Gönderiyorlardı, bir anda kestiler. O bir anda ne oldu Nazlı? Bilmiyorum, anlamış değilim Esra ablacığım, anlamış değilim. Ben gittim konuştum, eşime de aldım gittik. Biz senden, Ali'ye diyor ki bak diyor, ona göre düşün diyor. Biz senin yanında olmayız diyor. O da dedi ki tamam olmayın dedi. Ondan sonra bak dedi, size dedi para pul vermeyiz dedi. Ondan sonra biz de dedik ki tamam biz çöplükten dedik karton toplarız, karnımızı doyururuz dedim. Eşim de dedi ki eğer dedi evime satılık yazısı yazdılar. Evime satılık yazısı da yazdılar. Evi de satmaya kalktılar. Satmaya da kalktılar, tamam yine göz yumdum. Geçiniyorum, şey yapıyorum, yine göz yumdum, tamam dedim. Satsınlar Ali, fark etmez dedim. Satılsın ne olur, biz de kiraya çıkarız dedim. Şey yaparız dedim. İsmi geçen herkesin söz hakkı ve cevap hakkı vardır. Nazlı'nın akrabası telefon hattında. Alo. Alo, merhabalar Esra. Selamlar, siz kız tarafındansınız sanırım. Evet, evet. Nazlı'nın ve Mehmet Ali Uğur'un evliliğinde... Nelere şahit oldunuz ve bu son dönem Mehmet Ali Bey'in ailesinin evinde tutulmasıyla ilgili ne söyleyeceksiniz? Esra'cığım bu yeni değil zaten. Bu 3 ay karı koca bunları ayrı tuttular. Nazlı şu an kendini ifade edemiyor orada. Didim'e götürdüler Ali'yi. Odaya kilitlemiş, yani Ali'nin ifadesini söylüyorum. Annem beni odaya kilitledi, telefonumu aldı, karı koca görüşmemize izin vermedi. Neden peki? Valla işte nedenini hiç bilemiyorum. Sadece o kadar güzel evlilikleri var ki aşkım çok güzel geçiniyorlar. Çok güzel birbirlerine idare ediyorlar, çok güzel bakıyorlar. Herhalde diyorum... buna tahammülleri yok diye düşünüyorum. Şimdi bak 8 yıllık evlilikte 3 ay öncesinde bir anda yani kocasının ailesi eşini alıyor ve bir daha Nazlı ile görüştürmüyor. Ha, yazın geçen sene yazın 3 ay evet ayrı tutuyor. Bu geçen sene yazdan mı bahsediyorsun? Evet. Yani 3 ay Nazlı annesinin evinde kaldı, Ali annesinin evinde kaldı. 3 ay ayrı kaldılar karı koca. Kayınvalide görüştürmedi bunları. Kayınvalidenin bunu yapma, kayınpederin bunu yapma sebebi nedir? Vallahi kayınvalide bilemiyorum işte yani hiçbir anlam verebilmiş değiliz. Yani ama şu an Nazlı kendini ifade edemiyor. Kayınpederde yedek anahtar var. Bunlar evde yokken emlakçıyı getiriyor, fotoğraflarını çektiriyor, evin satılık levhası asıyor balkona. Buzdolabım var. Peki ya kadar. Bak Nazlı ile Mehmet Ali Bey'in mutlu olduğunu söylediniz. Hani evet aynen aşkım o kadar güzel anlaşıyorlar ki. Esra ablacığım. Ya bir insanın evladının mutluluğuna insan neden gölge düşürür? Niye ayırmaya çalışır? Şu anda da kızcağız düşünürken, stres yaparken geçen seneden bu tarafa işte böyle bir şeker tavan yaptı derken bacağından oldu. Şimdi de tam eşine ihtiyacı var. Yine aynı sorunu yaşıyor. Neden bilemiyoruz. Muhatap da bulamıyoruz karşımızda. Sen bu üzüntülerin üzerine mi şeker hastalığı? Evet. Aynen. Hiçbir sorunu yoktu. Ya ben ameliyat olmadan önce etrafta hastaneye yattığımda benim başım okuyordu. Ellerimi tutuyordu, ellerimi öpüyordu. Ben diyordum ki beni bir lavaboya götürdüğün zaman hakkını helal et diyordum ben. Helal olsun iyi günde kötü günde diyordu. Zor günümde de ben senin yanında olmayacağım da kimin yanında olacağım dedi. Esra abla böyle bir şey İlk evlendiğimiz zaman falan da annesi arıyormuş Ali'ye. Nazlı seni dövüyor mu? İlk evlendiğimiz 3 gün sonra ya abla. Tabii buyurun Nazlı Hanım'ın annesi. Ya
Ben amcama gönderdim. Niye bir elektriğini kestiler diye. Amcam hasta hanımını evde koydu. Onun okul arkadaşıymış. Amcam gitti. Sabahleyin gitti. Sizin de, ben dedi torun istiyorum demiş. Ne istiyorum? Torun istiyorum demiş. Hı, çocukları yok çünkü. Çocukları olmadığı için torun istiyorum demiş. Amcam da demiş o zaman demiş torun istiyorsan tüp bebek olabilir. Ama amcam diyor ki ben diyor konuşuyorum ama diyor. Benim yüzüme bakmıyor diyor. Büroya gidiyor. Öyle defter mefter karıştırıyormuş adam. Yüzüne bakmıyor. Benim kızımı abim de gitti. Abim de gitti. Abime demiş ki amcamla abime seni... Ben de hepsine getirdim. Şimdi asıl mevzu aslında ortaya çıktı. Ha. Yani bu 8 yıllık evlilik o aşkımlar canımlardan sonra niye aile çocuğunu Nazlı'dan koparmaya ve boşandırmaya çalışıyor? Çünkü bir çocukları yok. Çocuk olmadığı için de kayınvalidenin ve kayınpederin onları boşamak istediğini iddia ediyorsunuz. Tamam, onu da anladım. Nazlı ile Ali doktora gidiyorlar. Tedavi oluyorlar. Evet. Doktor tabii bunları ilaç yazıyor. Evet. İlaç yazınca bunlar bir defa, iki defa alıyorlar. Üçüncüsünü almıyorlar pahalı ilaç diye. Bak reçetelerini falan hepsini getirdim. O tedavi de çocuk tedavisi de yarım kalıyor. Tüp bebeğimizi. Allah razı olsun. Yani dava buysa gerçekten buradan yani eğer aradaki dava bu tüp yani bir evlatları olmadığı için bu yuvayı kılsın diyorlarsa tüp bebek tedavi masraflarını üstleniyoruz. Doktorumuz Ali Osman Koyuncuoğlu. Buradan da hocama da sesleniyorum. Bir dakika bir daha söyleyeceğim. Gönderin oğlunuzu bir tedavi yaptıralım. Bir daha Nazlı evdeydi çağırdı. Evet. Anne dedi. Kayınvalidemle kaynanam geldi. Hadi gel dedi bana. Evet. Ben hemen evim yakındı. Hemen atladım geldim eve. Hı hı. İçeri girdim selamlaştım. Naime abla Esat abi hoş geldiniz dedim ben. Ben niye geldim biliyorsunuz mu? Benim kızım size karşı ne hata yaptı ben onu öğrenmeye geldim dedim. Evet. Hiç seslenmediler. Bak konuşmadılar. Ne yapmış benim kızım Esat abi? Ne olursunuz söyleyin dedim. Ne terbiyesizlik yapmış size karşı dedim ben. Yine seslenmiyor. Oradan Nayım Hanım kalktı. Seni dedi ben dedi darıldım dedi. Niye darıldın dedim Nayım abla dedim. Niyeymiş? Sen dedi kızınla dedi damadını dedi. Hadi Nayım abla doktora götürelim demedin dedi. Ben de dedim Nayım abla ben kız annesiyim. Bunu ben söyleyemem. Sen bana hadi melek bunları bir doktora götürelim deseydin. Ben gelmeseydim hata bendeydi dedim. İyi bak demiş. Hata bendeydi dedim. Ondan sonra Nayım abla dedim sen benim kızımı hizmetçi olarak mı aldın? Gelin olarak almadın mı dedim. Oğlu da oradan kalktı. Anne benim yuvamı yıkma dedi. Bak benim yuvamı yıkar. Alnına ne yazıldıysa ona çekersin dedi. Bak bunu söyledi anne. Bunu söyledi. Tekrar elektriğe hani yine elektrik malzemesine geçiyor. Elektriğe telefonla aradım. Nayım abla Nayım Hanım'ın telefonunu aradım. Nayım abla dedim ben Melek dedim. Ben dedi işim var sizinle mahtap olamıyorum dedi. Telefonu çat kapadı tamam. Sonra eşini aradım. Esat abi dedim ben Melek dedim. Tamam dedi Melek Hanım tanıdım dedi. Esat abi dedim bu çocuğun dedim insülinleri var. Bu dedim ceyranı açtır dedim. Her gün dedim komşuya gelinir çıkılır enilir mi dedim. Siz de sen dedi bir araba tutup da dedi kızını evine götüremiyor musun dedi. Bana bu lafı söyledi. Esat abi bir şey demiyorum Allah'ından bul dedim. Kapattı telefonu kapattılar bu kadar. Ondan sonra da yok, bir yok. Daha damadına ulaşamadın. Hayır. Siz peki onların evine gittiniz mi? Ya dünürler ne oluyor bak bu çocuklar evliliklerini. Amcama gönderdim. Ha, amcama da... gönderdim. Peki bak diyorsunuz ki karşı taraf için işte Esat abi de Naime Hanımcığım da hani bu son döneme kadar arada iyi bir ilişki varmış anladığım.
Ben onlar yazlığı gidiyordu. Ben evden eşimi kaybettim. Yani hani bu yıla kadar dünürlerinizle aranızda bir muhabbetiniz, evet, iletişiminiz varmış. Evet. Bak bahsederken evet, işte Naime evet, Hanımcığım, evet, Saime Beyciğim yoksa onlar evet, demiyor. Arada bu bağ varken evet, şu anki en büyük problem bu çocuğun olmaması. Çocuk olmadığı için de evlatlarını Nazlı'dan koparmak istiyorlar. Tamam da çocuklarını tedavi ettirsin. Çocuklarını doktora götürsünler. Zaten benim kızımda bir şey yok. Şimdi bu erkekte ya da kadında bu bir boşanma sebebi değil. Oradan gidiyorlarsa da boşanma davası açılıyorsa da boşanma davaları reddedilir. Şimdi yani sizin dünürlerinizle anlaşmanız tabii saygı çerçevesinde. Esas ben size sormak istiyorum. Siz eşinizi seviyor musunuz? Seviyorum. Eşinizi ben onu öyle kabullendim. Anlattığınıza göre eşiniz de sizi seviyor. Evet. Ve sizin şu anda çocuktan daha önemli bir sağlık probleminiz var. Yani evet. İnsan evlilik, nikah bir akit. Evet. Ya iyi günde, kötü günde diye evet, söylüyor. Evet, evet. Bak damat bunu söylüyordu. Kalkıyordu bir misafiri geldi mi hemen ne alırsınız dediği zaman, misafirler ne alırsınız dediği zaman, ay, ay Ali dedim hakkını helal et oğlum dedim ben de. Aa anne nasıl konuşuyorsun? Şey dedi, nikah memuru ne diyor iyi günde, kötü günde diyor. Anne diyor, bu bizim ev. Ben de bunun ayağı kesildi, doktora götürdüm. Hep özel yaptırdım. 25 kuruş para talep etmedim. Şimdi burada yani 3 konumuz var. Bir, eşini bulmak. Evet. Evet. Ondan senin ameliyatın için imza almak. Benim bunu ayağım takılacak abla. Prosesi ayağım takılacak. Noterden bir onun imzası gerekiyor. Bir tek imza lazım. Evet. Eşini bulman lazım. Evet. Şimdi bunlar yapılacak iki şey. Bir de evlilik birliğinizi devam ettirmek evet, istiyorsun. Evet istiyorum ablacığım. Bu evlilik birliğinde istenilen bir de çocuğunuz olmamış bir çocuk sahibi de evet, olmak istiyorsunuz. Yapılacak çok şey var. Evet. Ben buradan Naime Hanım'a, kayınvalidene ve kayınpederine de bir kere daha sesleniyorum. Esat ve Naime Altıntaş çiftine ekip arkadaşlarımız arıyorlar. Maalesef ki telefonları meşgule atıyorlar. Evet, ben açmıyor. Eşin Mehmet evet, Ali Bey'in yayına bağlanmasını istiyorum. Kaç yaşında beyefendi? 46 yaşında. 46 yaşında ve buraya insan da gelmesini istiyorum abla. Yüzleşmek istiyorum. Şimdi 46 yaşındaki bir adam kendi kararını alıp ne yapıp ne yapmamak istediğini bilir. Boşanacağım mı boşanmayacağım. Evet. Birinin fikriyle ve isteğiyle de hareket etmez. Evet. Ailesi bile olsa. Evet. Hem onu bulacağız hem buraya getireceğiz hem imzayı attıracağız. Sonra da evlilik birliklerini kurtarıp çocuk yaptıracağız. Ama bak. Çok, çok. Lütfen bak sevgili büyüklerim buradan Naime Hanım'a, Esat Bey'e sesleniyorum çok rica ediyorum. Bir de maliye müşaviri bu. Ay. Vallahi bak. Bakın gelininizin durumu ortada, protez takılması lazım. O yüzden de eşini bulmamız gerekiyor. Ha siz gelemiyorsanız hiç merak etmeyin. Ben yarın hemen ekip arkadaşımı Denizli'ye gönderirim. Yani tamam. Gelemeyenlere de gitme hizmetimiz hı-hı, vardır. Ayağımı sağ ol, Allah razı olsun. Söyleyelim. Bekliyorum telefonu. Gelmezseniz biz geleceğiz. Nazlı'nın komşusu. Alo. Alo. Hoş geldiniz. İyi günler Esra Hanım. Selamlar. Mehmet Ali ile Nazlı'nın evliliklerine sanırım komşu olarak şahitsiniz. Evet, evet Nazlı. Evet, Nazlılar 7 yıldır bizim binada oturuyorlar evlendiklerinden beri. Ben de aynı apartmanda oturuyorum. Yani dediği gibi Nazlı'yla Ali gerçekten mutlu bir evlilik yapıyorlardı. Evet. Yani hiçbir problem yoktu aralarında. Yani ben ne zaman görsem Ali Bey Nazlı'ya karşı yani aşkım aşkım diye hitap eder. Birbirlerini severler. Hatta evliliklerin ilk yıllarında kayınvalidesi de gelip gidiyordu. Ben de görmüştüm evlerinde. Evet. Hani hiçbir problem yoktu. Yani dediği gibi Nazlı'nın büyük ihtimal bu çocuk yüzünden oldu. Yani inşallah barışırlar, mutlu olurlar. Şu anda elektriği yok. Evet biz apartman olarak da çok üzülüyoruz. Komşudan şu anda kullanıyor. Yani şimdi açtırmak için birkaç yere burada başvurduk. Olmadı. Kayınpederin imzası gerekiyor. Yani kayınvalide ve kayınpeder Nazlı'yı bezdirmek için boşanması için özellikle elektriği ve suyu kesiyorlar. Evet biz de öyle düşünüyoruz. Hani şu suyu şu anda var ama elektriği kestiler işte 9 Nisan'dan beri yok. Yani komşudaki elektrikle idare ediyor Nazlı da. Şimdi elektrik sudan ziyade Nazlı'nın protez bacağının evet, takılması lazım. O da çok önemli. Lazım. Aynen ben hani Nazlı'nın yanına gidip geldiğimde dediği gibi eşi çok ilgileniyordu bize karşı. Yani bir misafir geldiğinde kalkar kahvesini yapar. Hatta Nazlı ameliyat süresini den önce de bir ay kadar hastanede kaldı. Ali Bey o zaman bile evi terk etmedi yani evdeydi.
Hatta benim telefonumla Nazlı ona ulaşıyordu. Elinde telefon yoktu. Evet. Ben iniyordum. Nazlı beni arıyordu. Ben iniyordum. Ali Bey'le ikisini görüştürüyordum. Zaten yani Nazlı inşallah... Hanım'ın iddiası şu yönde. Bakın, eşim beni terk etti demiyor. Eşim alıkonuluyor. Yani evet. Bir yeri bu aslında Türk Ceza Kanunu'na göre de suç. Bir yere eğer gitme ya da bir yerde kalma iradenizi bir başka üçüncü şahıs engelliyorsa... Hı. Burada kişiyi hürriyetinden yoksun kılma söz konusu benzinme olur. Benzinme politikası var burada. Nazlı'nın iddiası da bu yönde ama yapmış herhangi bir müracaatı yok. Esra Erol'a müracaat etmiş. İnşallah ailedek bu iddialara cevap vermek için. Yani ayrılmak da istiyorsa bunun cevabını verecek ama olan... Ama ayırma sebeplerini bul. Öğrendik mi? Bey. Öğrendik. Evet. Çöp bebekleri olmadığı için onları yani oğlunu Nazlı'dan ayıracak. 8 yıldır da hani yol arkadaşlığı yapmış bir çift de var. Siz komşu olarak her şeye şahitsiniz. Evet, evet gerçekten mutlular yani. Biz görüyoruz aynı apartmanda. Yani hiçbir problemleri yoktu, iyilerdi. Sadece Ali Bey'in işte mahallen emekliliği var. Biraz psikolojik sorunları var. Ama başka türlü hiçbir problemleri yoktu. İnşallah barışırlar, mutlu olurlar diyorum. Bak bu hala devam ediyor bizim toplumumuzda. Yani oğlunuzun... çocuk sahibi olması ya da olmaması durumunda o evliliğin devam edip etmeme kararını anne ve babaların veriyor olması çok acı. Siz bunu oğlunuza sordunuz mu? O çocuk sahibi olmak istiyor ya da gerçekten çocuk sahibi olabilseydi ya da sağlık sorunları olmasaydı onlar da bir evlatları olsun istemezler miydi? Ya bırakın ya biri 46 biri 38 yaşında ister çocuklar alır ister olmaz. İster evlat edinirler yani. İster etmezler ya onların hayatı. Aslında en güzeli yapmışlar. Evet. Kafanda taşlar oturmuyor. Evet. Ev verilmiş. Çocuk orada çalışıyor, mahallen emekli. Bir harçlık da veriyorlar. Çocuğun mutlu olsun diyen bir aile profili. Harçlık vermiyorlar. Hayır, harçlık vermiyorlar. Hayır, harçlık falan yok. Yani vermiyorlar. Önceden. İlk evlendiğimiz zaman. Şimdi yetmeyeni getiriyorum. Çocuk yapacak mısınız? Ha. Biz çocuk sahibi olamıyoruz ya da imkanlarımız yetmiyor. Tamam dur önce ben elektriği keseyim sonra suyu keseyim sonra doğalgazı kısayım. Evet. Bunları bu şekilde bezdirip yıldırayım bu, ya da çocuğu alayım. Geçen sene yazın babası öldükten sonra dolabında Nazlı bana geldiydi. O oğlan da tatile gittilerdi. Bu babam vefat etti diye gitmediydi. Dolabını boşalttılar Esra Hanım. Evin devaya dolabı. Ya bu şey bebek mi ya? Bu 7-8 yaşında çocuk mu? 46 yaşında bir adam bunu, ama. Adam bunu vay dolabı bilen boşalttı. Nazlı'nın neyi varsa kışlık şeylerini götürdü. Bizim parayla bunu komşular dahi şahit gülüm. Sen yok muydun evde? Hayır hayır bendeydi. Geldiler oğullarını aldılar gittiler. Hayır. Çünkü bana devamlı şey yapıyordu, baskı yapıyordu. Sen altın taht soyadına layık değilsin. Bu Esra abla ne demek ya? Şimdi o soyada layık olman için ne yapman lazım? Bilmiyorum ki. Çocuk sahibi olman herhalde lazım. Herhalde. Çocuk sahibi olamazsan bu soyadı taşıyamıyorsun. Evet. Çocuk sahibi evet. Olması ya da gebelikteki o çocuğa etkilerini... Anne baba düşünemiyor. Niye? Evet. İlla olacak. Elinden anahtarı aldılar. Bir onun anahtarını aldılar. Babayla beraber çalışıyor bunlar. Buna anahtarı aldılar. Ondan sonra telefonunu aldılar. Elinden aldılar. Yazlığı ya pöbek aldı. Ali ben böyle ailem yok diyordu. Ondan sonra bunlar önceden ya, tatile gittiydi. Tatilde bunu baskı ediyormuş oğlunu. Babanın yanında yapmıyor. Kimin yanında yapıyor? Anne kendi anne, olduğu iki zaman. Anne oğul. Bak. Nazlı. Kastı boşanıp evlenip ayrılmış boşanmış biri mi? Evet. Ha, öyle alacakmış. O da telefonu kırmış. Bir de bir sürü psikiyatri. Ama girip yaptı ablacığım. Anne ben de bu bana telefon etti. Anne gel böyle böyle. Koştum gittim. Koştum gittim. Hani kocamın acısını yanamadım. Yanamadım. Bunların ettiği bana vay çok. Eşiniz de yeni mi vefat etti? İşte üçüncü seneye girdi. Ya düşün evladınızın düştüğü durum. Ya hayat arkadaşımın acısını bile çekemedim. Çekemedim vallahi çekemedim bak. O kadar da iyi bir insandı. Kızının üstünü böyle titrerdi. Babam öldükten sonra bu baba, şey, hanımınla ikisi var ya.
ne oldular ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Mi çok değiştiler. Ha. Baban hayattayken daha mı? Evet, oturaklılardı. O zaman hiçbir şey yapamıyorlardı. O zaman elektriğimi, suyumu, muyumu her şeyimi ödüyorlardı. Çünkü şeydi, kayınpederinin bir de amcası vardı, hastaydı. Nazlı dedi ki, anne dedi, ben bunlara bakacağım dedi. Onların çocukları yok dedi. Çocukları yok. Kimin ben çocuğu dedim, yok? Kardeşinin çocuğu yok. Esat Bey'in kardeşinin çocuğu yok. Anne dedi, ben dedi bunlara bakacağım, evimde yatıracağım dedi. İyi annem, hayır olur dedim. Güzel çocuğum, bak dedim. İyi, baktı adamla hanımı araba tutmuş geldiler de eşimin ellerini öpüyorlar. Bizim evladımız yok demiyoruz. Nasıl evlat yetiştirmişin diye elimizi öpüyor bizim. Bir de 6 ay onlara adam baktım Esra abla. 6 ay. 6 ay. Senin evinde mi kaldın? Sen, evet, akciğer kanseriydi. Yani eşinin amcasına, evet, yengesine sen evet, baktın. 6 ay. İstersen ara, hani iş ettiler mi şey yedin. Ulaşırlar belki. Adı ne? Söyle burada. Yani yayına bağlansınlar. Yengenin adını söyle. Yengenin adı? Ay, tamam, aklıma geldi. Hatice miydi? Onlar Nazlı kendi evlatları yerine koydu. Evet, ay, kendi evlatları gibi. Hep sülalesi öyle şey etti. Yengesi bunu geçmiş olsuna geldi. Ondan sonra temelli dellendi bunlar. Karı koca dellendi. Ben ameliyat olduktan sonra bana geçmiş olsuna geldi. Buradan Altıntaş ailesine, Denizli'de onları tanıyanlara, Esat Bey'e, Naime Hanım'a çağrıda bulunuyoruz. Lütfen söz hakkınız ve cevap hakkınızı kullanın. Nazlı eşi Mehmet Ali Uğur'u arıyor. Sizin alıkoyduğunuzu ve görüştürmediğinizi, boşanmak için uğraştığınızı iddia ediyor. Boşanır boşanmazlar orayı bilemiyorum, daha o noktaya gelmedi. Ama bir an önce eşinin evine dönmesi ve noterde Nazlı'nın ameliyatı için, bacağına protez takılması için gerekli imzayı da atması lazım. Evet. Devam edeceğiz onlardan. Söz haklarını ve cevap haklarını kullanmalarını istiyoruz. Çağrıda bulunduk. Şimdi efendim Nina konusuna geçiyoruz. Evlilik dışı birliktelikten dünyaya gelen çocuğumu biyolojik baba kaçırdı, bana göstermiyor iddiasıyla gelmişti. Nina ve ekip arkadaşlarımız bu sabah Antalya'ya uçtular. Antalya'dan canlı yayınımız var. Önce hatırlatma. Nina gelecek, Antalya'dan katılıyor programımıza. Moldova vatandaşıymış, 32 yaşında. 1,5 yaşındaki evladınız baba tarafından sizden koparılıyor. Kaç haftadır ya da ne kadar süredir evladına hasretsin? 3 haftadır. Ben Antalya'da otelde çalışıyordum. Evet. Benim çocuk babasıyla Antalya'da tanıştım. Ümit Dirican. Ümit Dirican, evet. Evli olduğunu bilmiyordum. Bana bekar olduğunu söyledi. Sonra ben zaten hamile kaldım. Bir yıl sonra öğrendim evli olduğunu. Facebook'da yorumlar gördüm. Bir kadın onu sürekli fotoğraf beğeniyor. Ben de o kadın Facebook'a yazdım. Dedim siz kim oluyorsunuz? Ümit'le sürekli fotoğraf beğeniyorsunuz. O dedi ki ben onun karısıyım. 2 tane çocuğumuz var bizim. Kaç yıldır birliktesiniz? 4. 2016 tanıştık. Doğum yaptığımdan sonra ben memlekete döndüm. Ailem yanımda. Çocuk orada büyüttüm. 1,5 yaşında geldi çocuk. Sonra dedi ki çocuğumu getir. Çocuğu çok özledim. Türkiye geliyorum. Çocuğumu alıyor, götürüyor. Karısı evinde. Emrah Bey telefon attığında Ümit Dirican'ın erkek kardeşi. Nine Hanım'la Ümit Bey'in ortak çocuğu olan bebek nerede? 3 haftadır. Bizde. Abimin yanına kaçırma gibi bir olay yok. Yasak ilişkiden olduğu için bu çocuk abimden para almak için devam kullandı. Ne çocuk umrunda o kadının, ne bir şey. Bakılmadı yani bu çocuğa. Bu kadın ne olursa olsun velayet hakkı annede mi? Annede. Velayetle alakalı olsa tamam biz verelim. Bugün tamam verelim, sıkıntı değil. Çocuğu verecek misiniz? Vereceğiz hanımefendi. Vereceğiz hanımefendi. Tamam. Yarın getirebilir misiniz bebeği? Getiririz, evet. Sevgili seyirciler, biz sabahtan beri Antalya'dan gelecek olan haberi bekliyoruz. Canlı bağlantımızı ona göre kuracaktık. Şu anda Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nün önünde ekip arkadaşlarımız. Anne Nina ve Caner orada. Caner, niçin şube müdürlüğünün önündesiniz ve oradan canlı yayın yapıyorsunuz? Esra Hanım, burada inanılmaz olaylar gerçekleşti. Sabah saatlerinden beri buradayız. Ümit Dirican'ın kardeşi dün yayınımıza bağlanıp küçük Ercan'ı annesine vereceğini, gelip teslim alabileceğimizi söyledi. Ama sabahtan beri kendileri bizi oyaladı. Şu saate kadar
çocuğu bırakacağını söyledi ve en son bizi arayıp çocuğu bıraktım. Hangi karakolda olduğunu siz bulun dedi. Ve şu an çocuk şubeye geldik. Evet, Ümit Dirican Küçük Ercan'ı çocuk şubeye bırakmış ve Küçük Ercan şu an sosyal hizmetlerde. Esra Hanım, Nina çok üzgün. Sabah saatlerinden beri Ümit Dirican çocuğu bize teslim edecek diye bizi oyaladı. Bir oraya bir buraya gittik Esra Hanım çocuğu alabilmek için. Ve tehditlere maruz kaldık olduğumuz yere. Ümit Dirican'ın çalışanları geldi. Bize sözlü tacizde bulundular. Ve orayı hemen terk etmemizi söylediler. Yani çok inanılmaz olaylar oldu burada. Nina Hanım çok kötü. O çocuğuna kavuşacağını zannediyordu. O ümitle bekliyordu saatlerdir. Ama maalesef Küçük Ercan şu an Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde Esra Hanım. Anne zaten velayet hakkı anne de çocuğunu gidip Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden anne teslim alacak. Sanırım babanın burada izlemeye çalıştığı yol. Dün Ümit Dirican'ın kardeşi canlı yayına bağlandığında annenin çocuğa bakmadığını iddia etmişti. Ve kötü muamelede bulunduğunu iddia etmişti. Hani siz velayet hakkını eğer biz velayeti almak istiyoruz demişti. Biz velayeti almak istiyorsanız çocuğu anneye teslim edin. Velayet hakkı için velayetin değiştirmesi konusunda müracaatlarınızı yapın. Ondan sonraki hukuki yolu izleyin demiştik. Ama bugün sabahtan beri özellikle aslında dün gece başladı bu. Dün yayında teslim edeceğiz demişlerdi. Yayın sonrasında ekip arkadaşlarımızla görüşmemizde biz sokağa bırakıyoruz çocuğu. Siz hemen çıkın gelin dediler. Sonrasında çocuğu tekrar şimdi karakola bırakıyoruz dediler. Annenin sabah gelebileceğini, uçak bileti alacağını söylediğimizde gelin sabah verelim dediler. Öğlen karar değiştiler. Yayının şu dakikasına kadar aslında amaçları anneyi bezdirmek ve oyalamaktı Caner. Değil mi? Nina? Evet Esra Hanım, şunu da söylemek istiyorum. Maalesef Nina Hanım Küçük Ercan'ı hemen teslim alamayacak. Çünkü savcılık Nina Hanım hakkında araştırma istemiş. Oturduğu yerle yani biraz zorlu bir günler bekliyor Nina Hanım'ı. O hemen teslim alamayacak maalesef Esra Hanım. Şimdi savcılık anneyle alakalı soruşturma yürütecek ama velayet hakkı mesela hani evlilik dışı dünyaya gelen bir çocuk. Evlilik dışı dünyaya gelen çocukta yasa gereği herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın velayet hakkı annededir. Yine kanun koyucu şöyle diyor, eğer çocuk anne küçükse, kısıtlıysa ya da velayet yetkisi elinden alınmışsa vasi ya da velayetin değiştirilmesine karar verebilir. Bu ikinci maddede saydığımız bir durum söz konusu değil ama ben şunu düşünüyorum kendimce, babanın iddiaları vardı dün. Babanın iddiası büyük bir ihtimalle çocuk koruma kanunu kapsamında eğer bu çocuk anneye verilirse... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da var babadan dolayı. Evet. Çocuk yurt dışına çıkartılacak, telafisi imkansız, zararlar meydana gelebilir. Çocuğun menfaatini göz önünde bulundurarak gerekli araştırma yapıldıktan sonra bir takım sanırım anneyle ilgili iddialar var çocuğun zarar görebileceği noktasında. Bu iddiaların da ne kadar doğru olduğunu tabii hani... Niye vereceğim dedi. Eğer bu iddiaları biliyorsa dün amca canlı yayına bağlanarak vereceğini söylemişti. Böyle bir yol izlemelerinde ben çocuk üzerinden de bir annenin mağdur edilmesini asla tasvip etmiyorum. Şimdi evlilik birliği içerisinde evliliğe sadakatsizlik yapan kişi kendisi. Nina Hanım'la 4 yıldır ilişkiyi kuran kendisi. Bugün kötü olarak tanıtmaya çalıştığınız kişi ben bilemem. 4 yıl boyunca ilişkiyi yaşayıp bugün kötü olduğunu söylediğiniz kişiyle bu çocuğu dünyaya getirme, bu çocuğu yapma kararını da siz veriyorsunuz. Çocuk 1,5 yaşında. Ortak kendi menfaatine uygun olmayan bir durumda da bu tavırlar da bana garip geliyor. Nina. 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 Duyuyor musun beni? Merhabalar. Merhabalar. Tamam. Sabahtan beri çocuğuna duyuyoruz kavuşacağın anı bekliyordun ama maalesef gerçekleşmedi. Yok gerçekleşmedi çünkü babası söz verdi çocuğum getirecek diye karakola bırakacak ama bırakmadı, devlet yerine bıraktı. Kavuşamadım çocukla. Babanın seninle alakalı iddiaları vardı, çocuğa iyi bakmadığın yönünde. Şimdi insanların kafasında soru işareti... Hayır, ben baktım çocuğu memlekete kaldım aile yanımda. 3 haftadır bu çocuk kaçırılmış. Eğer babanın bu yönde iddiaları varsa 3 haftadır gidip bu çocukla ilgili mağduriyetini devletin adli mercilerine niye iletmedi? Hiç kimse bu ülkede
kendi adaletini mahkemeler olmaksızın fiili bir durum yaratarak savunamaz. Ya da yani, medyaya yayın çıkmasaydı böyle bir durum mağduriyet iddiası olmayacaktı. Nina dinliyorum seni. Efendim. Dinliyorum seni. İzra Hanım. Yani sen çocuğunu almak istiyordun. Sana bu konuda söz vermişti ve sen onun verdiği bu söze inandın ama maalesef ki... Maalesef söz yerinde tutamadı, çocuğu kavuşamadı Mesra Hanım. Seninle de ilgili bazı iddiaları var babanın. İyi bir anne olmadığın yönünde. Sen Moldova'ya gittiğinde Ümit Bey kaç kere geldi yanına çocuk doğduktan sonra? Çok sefer geldi Esra Hanım. Belki 4-5 kere geldi. Sen ne kadar süre kaldın Moldova'da? Çok sefer geldi çocuğuna. Ben çok kaldım. Gidip geliyordum zaten. 3 ay burada kalıyordum. Sonra tekrar geliyorum. Çocuğu ona gösteriyorum. Tekrar geri gidiyorum memleket. Yani çocuk doğduktan sonra bu 1,5 yıllık süre içerisinde sizin aslında bir şekilde ilişkiniz devam etti. Sen o zaman yurt dışına gittiğinde gelip çocuğunu görebiliyor, seninle vakit geçirebiliyordu değil mi baba? Evet ama biz birlikte yaşamıyorduk, ayrıldık. Sadece geliyordu çocuğu görüyordu, orada kalıyordu, sonra tekrar Türkiye'ye dönüyordu. Ama istediği zaman Moldova'ya gelip çocuğunla vakit geçirebiliyordu. Evet istediği zaman, ben onu yasaklamadım ki, istediği zaman gelebilirdi, bakıyordu çocuğu, görüyordu yani. Daha peki Moldova'ya gitmen konusunda o zamanlarda sana tepki veriyor muydu? Aman yurt dışına gitme, Moldova'ya sakın gitme diyor muydu? Yani çocuğu sen yurt dışına çıkartamazsın diye. Diyordu ama ben... Yok demiyordu o zaman. Demiyordum o zaman, bir problemimiz yoktu. Ben memlekette rahata gidiyordum. O orada geliyordu, çocuğu görüyordu. Sonra tekrar buraya geliyorduk. Ama son kere buraya geldim çocuğu ona göstermek için. Bu sefer diyor ki velayetim ver. Velayet verirsen çocuğu görürsün. Velayet vermezsen çocuğu göremezsin. Sen Moldova'dan Türkiye'ye, Antalya'ya geldin. Burada da bir otelde kalıyordun. babayla çocuk görüşsün diye. Evet. Evet Esra Hanım. O otelde kalıyordu. O otelde kaldığın süre içerisinde Ümit Bey de sizin yanınıza sık sık gelip gidiyordu. Evet Esra Hanım. Sık sık gelip gidiyordu. Aranızda herhangi bir problem var mıydı? Yani hani bir aile gibi mi yaşıyordunuz? Yok yani sadece çocuğu için. Birlikte yaşamıyorduk. Yani bir kavga falan etmiyorduk. Sadece çocuğu için yani. Yani siz... Ama en azından aileydiniz yani. Çocuk için yan yana kalmayı başarıyordunuz. Esra Hanım şunu sorar mısınız? Siz bu canlı yayına çıkıncaya kadar iyi bir anne değilsin lafını babadan duymuş Nina. Nina. Efendim Esra Hanım. Sana düne kadar. Efendim. Yani dünden önce... Sen kötü bir annesin diyor muydu Ümit Dirican? Yok demiyordu, hiçbir zaman demedi. Neden peki dünden itibaren sen hiçbir yayına katıldıktan demedi. Sonra senin kötü bir anne ve çocuğuna bakmayan bir anne olduğunu söyledi? Bilmiyorum ki Esra Hanım. Bilmiyorum ki, belki ben programa çıktım diye, bilmiyorum ki. Daha önce bu imada bulunuyor muydu o çocuğu? Yani 3 hafta öncesinden, 3 haftadan önce bu çocuğu senden alacağım diyor muydu? Yok demiyordu, yok demedi. Şimdi Ercan... Neden bir anda çocuğu almaya karar verdi, velayeti bana vereceksin demeye başladı? Esra Hanım, çünkü o dedi ki... birlikte yaşayalım Antalya'da ama gizli beni aileye yazma, beni karımı yazma, kimse bilmesin. Çünkü onlar bilir ki ben seni bıraktım, çocukla orada memleketesin. O yüzden ben de kabul etmedim, istemediğin için bu sefer çocuğumu kaçırıyor, göstermiyor, velayet istiyor. Yani seninle evlilik dışı birlikteliğini herkesten gizli sürdürmek mi istedi? Evet. Ben söyledim ona zaten, sen evlisin, ben seninle birlikte artık hiçbir şekilde yaşayamam. Sadece çocuğu gelirim, gösteririm çocuğu, geri giderim memlekete. Şimdi Emrah Bey ve Ümit Dirican, sizin Ümit Bey'le ya da başkaları, ya başka değil ki aile içerisinde diğer insanlara yazdığım bazı mesajları
bizlere göndermişler ama biz maalesef ki yani o yazışmaların hiçbirini okuyamıyoruz. Amaçları da şu, benim kardeşimle birlikteyken Nina evliliğini de bozmaya ve yıkmaya çalıştı. O zaman hakaretvari sözcükler kullandı dedi. Ama Ümit Bey aileden gizli, sen ne yaparsan yap, seninle ilişkisini sürdürmek istiyordu. Yok, yok. Yok, bu doğru değildi Esra Hanım. Ben zaten çocuk doğduğundan sonra ayrıldık. Çocuğumu aldı, memlekete gitti. Ben onunla birlikte olmuyorduk ki. Hayır, ama senle Ümit Bey ilişkisine devam etmek istiyor muydu? Yok, istemiyordum. Hayır, hiçbir şekilde istemiyordum. Sen değil, Ümit Bey seninle ilişkiye devam edecek miydi? Caner sen sor. İstiyordu, evet, evet. Evet, evet istiyordu. Evet istiyordu, kesinlikle de. Ümit Bey sizi sever miydi? Bilmiyorum ki. Seviyordu, öyle diyordu, bilmiyorum. Buradan Ümit Dirican'a ne söylemek istersiniz? Bir şey söylemek istiyor musun Ümit Bey? Ümit, bu yaptıkları hiç Allah'tan korkmuyor musun? Benim küçücük çocukla. Bugün kavuşacaktım ama sen ne yaptın? Devlet yerini bıraktım. O 1,5 yaşında, yazıklar olsun sana. Ortada zaten yanlışın en büyüğü var. Yani evli bir adam eşine ve çocuklarına ihanet ediyor. Başka bir kadınla beraber oluyor. O kadından da çocuk dünyaya getiriyor. O çocuğu da, yani birlikte olduğu kadından da o çocuğu kopartmaya çalışıyor. Diğer tarafta iki evladı var. Onlar da mağdur. Hani olayın bu tarafından tutup da şimdi Nina Hanım'la ilgili iddialarda bulunuyorsunuz. Sadece tek merakım. 4 yıl boyunca bu ilişki niye sürdürdünüz? Biz bunu Ali Karacan'la Nazlı Tanrıkulu hikayesinde gördük mü sevgili seyirciler? Gördük. 10 yıl birlikte olduğu kadını namusundan, daha önceki yaşantısından vurmaya çalıştı mı? Çocuğun velayetini almak için bunları yaptı mı bir baba? Yaptı. Burada da dava aynı. 4 yıl boyunca bu kadını hayatına sokan, yatağına sokan, ailene ihanet eden Ümit Bey, sen görmüyor musun yani bu kadının nasıl bir kimlikte olduğunu? Bu kadından anne olur mu olmaz mı? İlişki devam ettirmez mi? Bir de iş adamı bunu gözlemleyebilecek yetiye de sahip. Ve her olayda olduğu gibi tabii tek mağdur olan tabii anne üzülüyor. Baba da kendine göre iddiaları var ama 1,5 yaşındaki bir evlat var. Yargılama süreci uzun sürecektir. Çünkü bir sır raporunun hazırlanması lazım ama Nina Hanım burada yaşamıyor. Yalnızca anneyi inceleyebilecek uzmanlar. Çocuğun yaşam alanını incelemeyecekler. Aynı zamanda bu çocuğun çifte vatandaşlığı var. Annenin tabi olduğu hukuk bizim Türk Medeni Kanunu'ndan farklı. Evlilik dışı da dünyaya gelen bir çocuk olduğu için çocuğun anne hukukuna tabi velayet konusunda. Tüm bunlar araştırma sürecini, karar verme sürecini uzatacaklar. Ama herkesin vicdanlı davranması lazım. Uzlaşmacı olması lazım. Ortada eğer bir çocuk varsa ve ben şuradan da tekrar söylemek istiyorum. Kendi egonuzu, kendi eşinize, sevdiğinize, birlikte olduğunuz kişiye karşı iddialarınızı çocuk üzerinden asla yerine getirmeye çalışmayın. Mağdur ettiğinizi sandığınız kadın değil aslında 1,5 yaşındaki sosyal hizmetlerdeki çocuk şu anda. Şimdi bir dakika gözlerinizi kapatın. Dünyanın en kurumları devlet kurumlarıdır ama o 1,5 yaşındaki çocuğun yerine koyun kendinizi. Gözlerinizi açıyorsunuz, hiç bilmediğiniz, hiç tanımadığınız bir mekandasınız ve bir yerdesiniz. Anneniz yok, babanız yok. Ailede bugüne kadar gördüğünüz tanıdık bir sima yok. Hiç bilmediğiniz yüzlere bakacaksınız. Bambaşka bir dünyanın içindesiniz. Ben buradan Ümit Bey'e seslenmek istiyorum. Sizin Nina ile aranızdaki dava beni inanın zerre kadar ilgilendirmiyor. Siz bu kadar gerçekleri ve doğruyu biliyor olsaydınız, ben kendi kanaatim, kişisel fikirlerimi beyan ediyorum. Zaten evlilik birliğinizde eşiniz hanımefendiye
bu ihaneti yaşatmazdınız. Onun kadınlık gururunu incitmezdiniz. O kadını geride mağdur etmezdiniz. Mağduriyet dediğiniz şey maddi olarak kaynak vermemek değildir. Asıl mağduriyet bir insanın manevi olarak tüketilmesidir. Bu ihaneti yapan sizsiniz. Şimdi hayatınızda bir kadın var. Aynı şeyi ona da, aynı şekilde ona da davranıyorsunuz. Niye? Ve bunun bedelini kim ödüyor? 1,5 yaşındaki çocuğunuz ödüyor. Vermediniz bugün anneye. O çocuk annesinin kokusundan mahrum kalacak. Kaç gün kalacak bilmiyorum. Ne kadar süre kalacak bilmiyorum. Vicdanınız rahat mı? Gerçekten soruyorum ya. Gerçekten vicdanınız rahat mı? Hiçbir evladın yerine koyup düşünemediniz mi ya ben ne yapıyorum diye? Bu kadar mı öfkeniz ağır? Bu kadar mı öfkeniz çocuğunuzdan üstün? Bu kadar mı kininiz evladınızdan, bir çocuğun duygularından üstün? Bu kadar mı ya? Siz babasınız. Bu kadın ilk defa anne. Bunu yaşayarak öğrenecek ama siz bir babasınız. Ve bu sizin 3. çocuğunuz. Siz babalığın ne demek olduğunu, o merhametin ve şefkatin ne demek olduğunu herkesten daha iyi bilirsiniz. Yıldırmaya çalıştığınız, pes ettirmeye çalıştığınız kişi bu kadın değil. Çocuğunuz. Bugün yaşattıklarınızın bedelini Dina ödemeyecek. Sizin o çocuğunuz ödeyecek. Bu gece nasıl yastığa başınızı koyacaksınız? Nasıl? Nina'dan oh intikamımı aldım. Vallahi kendi çocuğumu da sos hizmetlere gönderdim. Benim çocuğum orada şimdi yapayalnız olarak diye rahat mı uyuyacaksınız? Bir tane aklı selim biri yok mu çevrenizde ya? İnsanlar öfkeye kapılabilirler. Gerçekleri görmeyebilirler. O öfkeyle gözleri kapanabilir. Ama yanımızdaki sağduyulu insanlara çok ihtiyacımız var bizim. Onların gözümüzü, vicdanımızı açması için. Yani koca ailenizde bir kişi yok muydu? Oğlum sen ne yapıyorsun diye ya. Verseydin anneye çocuğu. Sonra hukuk mücadelesini sürdürseydin. Siz çocuğu aldığınız gün, bakın Ümit Dirican'la ilgili biz bu iddialarda bulunduk. Babanın iddiaları haklı çıktı. Baba velayeti aldı. Çocuk bundan sonra velayet babada derdik. Ama yine şunu söylemezdim. Bravo Ümit Bey, anneden çocuğu kopardınız demezdim size. O çocuğun yaşam boyu ikinize de ihtiyacı olacak. Ve en acısı ne biliyor musunuz? Yıllar sonra bu çocuk sizin yaptığınızı... Teknoloji ilerledi, sosyal medyada genişledi. Bunların hepsi kayıtta. Sizin bu yaptığınızı yıllar sonra çocuğunuz görecek. O zaman ne yapacaksınız çok merak ediyorum. Esra Hanım, Ümit Bey'in şunu bilmesi gerekiyor. Gelişim sürecinde 0-6 yaş grubu çok önemli. Şu anda aslında Nina Hanım'a değil çocuğuna zulmetti. Çocuğun zihinsel gelişimi, duygusal gelişimi, sosyal gelişimi... Bugün hiç alışık olmadığı bir ortamda körelecek. Hiç alışık olmadığı ortamda bugün uyanacak çocuk. Bilmiyorum çocuk bu şekilde uyanacak ama baba nasıl uyanacak onu bilmiyorum. Ben şunu da değerlendirmek istiyorum. Biz burada bazıları iddia ediyor ya siz mahkeme. Biz Nina'nın burada anlattıklarıyla kadarıyla biliyoruz ama dün canlı yayına kendileri de bağlandılar. Ben şuna inanırdım. Tabii velayet konusunda asıl olan çocuğun menfaati nedir? Siz 3 haftadır bu çocuğu kaçırdınız mı? Ve 3 hafta önceki iddianız da eğer çocuk anne tarafından iyi bakılamıyor, bu kişi tarafından, anne tarafından mağdur ediliyor iddiasındaysanız sizin hemen devletin makamlarını, siz tabii bunu yapabilecek bir iş adamısınız, bunu yapabilirdiniz. Niye bugün? Ha, iddia eğer anne geldikten sonra sizin hakkınızda iddialarda bulunduktan sonra bu anne kötü diyorsanız benim kafamda o noktada soru işareti oluştuğunu ben belirtmek istiyorum. Hiç kimse de çocuk konusunda fiili durum yaratarak hak kendini tarafına hak elde etmeye çalışmasın. Caner, aktarmak istediklerim evet. Varmış, dinliyoruz. Esra Hanım çok önemli bir bilgiye daha ulaştık. Küçük Ercan'ı 3 hafta boyunca saklayan ve kaçıran Ümit Bey'in annesi Sultan Dirican ve babası Ercan Dirican olduğu yönünde çok önemli bir bilgiye ulaştık Esra Hanım. Baba çocuğu annesine, kendi anne ve babasına bıraktı. 3 hafta boyunca evet, çocuk onlar tarafından üç hafta boyunca bakıldı.
Evet, onlar tarafından kaçırılıp saklandı Esra Hanım. Daha önceki yıllarda o zaman evlilik programı yapıyordum. Bir anne gelmişti evlenmek için. Küçük de bir çocuğu vardı. Ekip arkadaşlarım çok iyi hatırlarlar. Annenin çocuğa davranışları, bakımı konusundaki eksikleri ve şiddet uyguladığına ekip arkadaşlarımız şahit olduğunda biz hemen Aile Bakanlığı'yla iletişime geçtik ve çocuk anneden alındı ve sosyal hizmetlere gönderildi. Fakat bir tarafta da baba var. Çocuğun babası ve bir de dede vardı. Dede ve baba çocuğu alma konusunda çok mücadeleci davrandılar. Ben o çocuğu sosyal hizmetlere gönderdikten sonra kendimle şöyle çeliştim. Ya iyidir kötüdür annesidir, acaba annesinin yanında mı olmalıydı? Çocuk şimdi orada ne yapıyordur, nasıl yaşıyordu? Biliyor musunuz ben günlerce uyku uyuyamadım. O dava görüldü, baba çocuğu teslim aldı. Dedesinin kendi babasının yaşadığı evde o çocuğu alana kadar günlerce gözüme uyku girmedi. Bakın o benim çocuğum değildi. Sadece empati yaptım, bir anne olarak baktım ve düşündüm. Bugün bunu yaşatan bir baba. Nina. Efendim Esra Hanım. Ben ölmek istiyorum burada. Evladın var. Sen onun için çok daha güçlü ve ayakta kalmalısın. Onu alabilmek ve büyütebilmek için gerekli mücadeleyi vermelisin. O çocuğun babasına da ihtiyacı var. Sen yaşam boyu Ümit Bey'le hep bir şekilde yüz yüze bakacaksın. Bu gerçekten kaçamazsınız. Teşekkür ederim Esra Hanım. Vallahi teşekkür etme. Ben şu anda çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Gerçekten. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Çünkü Emrah Bey de çok medeni davrandı yani, gelin verin. Ne kadar safım ya. Verdiler çocuğumu, verecek bugün. Bir de teşekkür ettim iyi niyetli davranışı için. Siz de yakışanı yaptınız. Hayır, ben ağızdan çıkan söze itimat ederim. Söz namustur çünkü. İnsan bir cümle kuruyorsa, ben burada bir cümle kuruyorsam bu cümlemin arkasındayım. Birine bir söz veriyorsam, bunu gerçekleştireceğim, bunu yerine getireceğim diyorsa o artık cümle benim namusum olmuştur. Ben söze itimat ederim. Benim için belgeye bile ihtiyaç yoktur. Sus. Sözümü söylerim, gereğini yerine getiririm. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum vallahi yani. İlişkileri yaşayacaksınız, aşkları yaşayacaksınız, hediyeler, pahalı hediyeler, kaçamaklar yapacaksınız. Nina Hanım, sosyal hizmetlere giderek evladınızı görebilirsiniz. Bu görmenize engel değil ama çocuğunuz belirli bir süre bu raporlar hazırlanıncaya kadar orada misafir edilecektir. Siz de bizim ülkemizde misafirsiniz. Asla kendi yaşamınıza zarar verici bir eylem ve davranış içerisinde bulunmayın. Bağlı bulunduğunuz ülkenin konsolosluğu da size yardımcı olacaktır. Esra Erol ekibi olarak biz de sizin yanınızdayız. Yönlendirici olacağız. O yüzden zaten lütfen umutsuzluğa kapılma. Ben tek ümit ettiğim şey baba, anneliğiniz konusundaki bu iddialarında umut ediyorum asılsız ben. Olması. Yani asılsızdır ve o iddialar gerçek dışıdır. Yalnızca aranızdaki kişisel hırsın bir göstergesidir. İnşallah. Bunun dışında bekleyip göreceğiz ama senden ricam anne olarak yayının evladını git gör. Erdik. Yayının sonuna erdik diyorum ya, artık kafa gitti. Vallahi erdik yani. Yarın görüşmek üzere sevgili seyirciler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.